Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Bu mikrofonu açmadın herhalde. Tamam, başlayabiliriz üstad. Tamam, peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Bu hafta da suallere cevap vereceğiz. Aktualite, eski tabirle şeyniyet-i içtimaiye, 17 Aralık'tan beri Fethullah ile uğraşıyor. Ben de bu bapta söylenecek her şeyi söyledim diyemem ama söylediklerimi kafi addediyorum. Lütfen bana kimse onunla ilgili bir saat sormasın. Üç meselede söylenecek her şeyi söylediğime kanaat getirdim. Bu defteri kapatmak istiyorum. Bunlardan birisi Kemal Paşa meselesidir. İkincisi İran meselesidir. Üçüncüsü de bu Fethullah ihanetidir. Bunlar hakkında bir Müslümanı, aklı selim sahibi bir Müslümanı ikna edecek kadar delil gösterdim ve söz söyledim. Bundan sonrasını anlamayan, Suriye'de Hazreti Ali'ye haşa Allah diyen Nusayrileri karşısındaki ehli sünnet Müslümanına karşı kendisi de gavur kabul ederken Gulat-ı Şia Müslümanlara karşı o gavur rejimini müdafaa eden, destekleyen, silah veren, asker gönderen İran'ı anlamayan bir daha anlamaz. Anlama şansı yoktur. Aynı şekilde Kemal Paşa hakkında söylediklerimin zekatı kadarını dinlemiş olanlar, 60 senedir bunu anlatıyorum. Gene anlamadıysa anlama ihtimali yoktur. Fethullah da bu mesabeye gelmiştir. 17 Aralık'tan bu yana basının en az yarısı her gün tam sayfa ondan bahsediyor. İhanetlerinden bahsediyor. Görünüşte uğraştığı hedefi başbakan. Bir an düşünün, başbakanın yerinde, Tayyip Bey'in yerinde Ecevit olsaydı 17 Aralık olur muydu? Asla. Fark ne? Birinin icraatı da kalbi de gavurdan yana, birinin icraatı da kalbi de İslam'dan yana. Yapabildiği kadar gavurluğu önlemeye, İslam'ın önünü açmaya çalışıyor. Ecevit de bunun aksini yapıyordu. İltizamı küfür, akşam da söyledim televizyonda. İltizamı küfür, küfürdür. Yani bir adam küfre ait bir sözünü tasvip edersen, tekabbül edersen sen de kafir olursun. Senin için de o mazeret olmaz ahirette. Beni falan adam yanılttı demekle yanılmasaydın, doğruyu söyleyenler de vardı, ona itibar etseydin. Bu iltizamı küfürdür. Şüphesiz arkasından gidenler hepsi bu durumda değildir. Demin bana bir mesaj okudular. Onun adamlarından birisi diyor ki, Çırağan Sarayı'nda böyle bir şey olmamıştır. Ahbabım dediği adam yalan söylüyor. Veya Kadir Bey ona istinaden yalan söylüyor. E güzel, demiyor ki, düşünmüyor ki. Çırağan Sarayı'nda içki içilmedi, kabul edelim. Tamam. Yılmaz Yalçıner bana yalan söyledi. Bir sebep yok mantıken bunun için ama öyle. Ama herif, görüntülerini gördün. Bu konuşmanın yapıldığı, bu sözlerin söylendiği sohbette içki içilen bir mecliste Kur'an okuttuğunuzu gösterdik canlı.
Peki bu işin vebal olması için, yanlış olması için illa tekerrür mü etmesi lazımdı? Bir kere hırsızlık yapan hırsız değil mi? Bir kere cinayet işleyen katil değil mi? İlla tekerrür mü etmesi lazım? Onu görmüyor. Öbürünün görüntüsü olmadığı için onu inkar ediyor. Buradan da teselli arıyor. Sümmün, bukmün, umyun, fehum la yercuun. Bazı insanlar kaderin mahkumudur. Katemellahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim. Allah böyle hitap ediyor, böyle tasvir ediyor onları. Katemellahu ala kulubihim. Allah kalplerini mühürlemiştir. Ve ala ebsarihim. Kulaklarını mühürlemiştir. Böyle bir zümre daima vardır. Kaderin mağlubu ve mahkumu olanı kimse kurtaramaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gördüğü, mucizatını gördüğü halde iman etmeyen olmadı mı? Bizim herkesi düzeltmeye bir iddiamız yok. Bu mümkün de değildir. Çünkü mudil sıfat-ı ilahiyesi de muhatapsız kalmaz. Hiçbir esma-ı ilahiye muhatapsız kalmaz. Bu itibarla dileyen dilediği yola gitsin. Dinde esas olan insanları doğrultarak hidayet vermek değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bile Cenab-ı Hak sen hidayet verici değilsin. Sen mübellisin, tebliğ eder bırakırsın. Hidayet verdirmek benim elimdedir buyuruyor. Peygamber böyleyken bizim gibi aciz kullar illa herkesi düzelteceğiz diye bir derdimiz yoktur. Yanlışa devam edecek olan buyursun etsin. Ölüm mutlak, muhakkak, Necip Fazıl'ın dediği gibi ölümse, gel dese, tak tak tak, muhakkak. Kurtul bakayım ölümden. Teslim olma Azrail'e bakayım. İnkar et ahireti istediğin kadar. İnkar et, bir şey değişmez. Dünyanın başka çıkış kapısı yok. Küllü nefsin zaikatül mevtü meleyna turcavun, Allah'ın fermanı ilahiyesidir. Dilediğin yola git. Suallerini dinleyeyim Abdülaziz. Evet. Üstadım, birinci sual şu şekilde. İbrahim İhsan ve Sami Günzberg kimdir? Tarihimizdeki tesirleri nelerdir? Eğer bir tesirleri varsa. Bu İbrahim İhsan kimdir bilmiyorum. Ben bildiğim şeyi konuşurum. Eğer yanılmıyorsam Mustafa Kemal'in gerçek babası diye bir fotoğraf yayınlandı bir zaman. Bu fotoğrafı da Zivi yayınları yapıyor. Bir Erzurumlu genç var. Mahkemeye müracaat etti. Anası Yahudi olduğu için Yahudi yazdırdı nüfus kağıdını. O verdi. Tarih düşüncede çıktı. O ise onun hakkında fazla bilgim yok. Onun da Mustafa Kemal'in gerçek babası olduğu hususunda bir kanaatim yok. Mustafa Kemal'in babasının kim olduğu az çok biliniyor. Bu şahsiyet hakkında ben sadece fotoğrafını gördüm. Başka bir bilgim yok. Sami Künzberg'e gelince. Sami Künzberg diş doktorudur. Abdülhamid'in dişçisidir. Mustafa Kemal'in dişçisidir. İsmet Paşa'nın dişçisidir. Celal Bayar'ın dişçisidir. Buradan ne çıkar? Her devrin adamıdır. Sami Künzberg hakkında da mufassal bir kitap vardır. Sarayda bulunmuş. Çankaya'da bulunmuş. Bayar zamanına kadar yaşamıştır. Peki ne faaliyette bulunmuştur? Bu su katıksız bir Yahudidir. Bir Yahudi Müslüman olursa bile şüpheyle bakılır da gerçekten Müslümanlık hiçbir kavme kapalı değil.
Yahudi'ye de kapalı değil. Samimi Müslüman olan Yahudi de vardır elbette. Ama çoğu aldatır. Bunun ne faaliyette bulunduğunu, doğrusu onun hakkındaki kitap elime geçti de fırsat bulup okuyamadım. Bunu da yazan bir Yahudi. Belki de met ediyor. Fakat bildiğim bir şey varsa devrin adamı. Abdülhamid böyle adamları istihbaratta kullanırdı. Yahut dezenformasyon için, bazı yerlere yanlış bilgi aktarmak için ona güvenir görünür, onun yanında konuşur, bilir ki bu söz karşı tarafa gidecek. Tıpkı ne gibi bakın, dezenformasyona size tipik bir misal vereyim. Kemal Paşa, milli mücadelenin başlangıcında İngilizlerle anlaşmıştır. Bunları çok anlattım. Belki de o günün süper gücü olduğu için İngilizlere taraftarlık makul de görülebilir. Ama onların menfaatlerini koruyarak yapılan icraat makul görülmez. Belki onlara şirin görünerek husumetlerinden masum kalmak istedi diye müdafaa edilebilir. Lakin bu pazarlığın arkasında hilafet meselesi vardır. İşte o zaman anlaşmanın mahiyetine göre değerlendirmek lazım gelir. Ama tavrı bu olan İngilizler, Mustafa Sagir adında Hintli bir Müslümanı, İngiliz istihbaratında çalışan Hintli bir Müslümanı Ankara'ya gönderdiler. Ona dediler ki gideceksin, Mustafa Kemal Paşa'yı öldüreceksin. Ancak bu hareketi yapabilmen için Hint Hilafet Komitesi tarafından gönderildiğini, Hint asıllı ya, o zaman Pakistan diye bir şey yok. Hindistan Müslümanları bir hilafet hareketi yaptılar. Harbi Umumi'de hilafeti müdafaa eden. Pakistan Devleti'nin doğuşu bu Hint Hilafet Komitesi'nin faaliyetlerinden doğmuştur. Mehmet Ali, Şevket Ali biraderler diye Türkiye'yi müdafaa etmiş iki kahraman Müslüman, Hint Müslümanı vardır. O heyet gönderiyor diyeceksin, size şu parayı gönderdi. Hint Müslümanlarına toplanan para daha evvel gelmiş halbuki. Bu entelijansın parasıdır, ücret ödüyor. Şu parayı gönderdi diyeceksin. Aha da sana üç tane kılıç, bu üç tane kılıcı da bu hareketin liderlerine hediye gönderdiler. Kılıcın biri Mustafa Kemal Paşa'ya, biri İsmet Paşa'ya, biri de Fevzi Paşa'ya verilmişti. Bu böyle Hint Hilafet Komitesi'nden geldim diye alay vala ile Ankara'da karşılanmış dostlarımız bize yardım gönderdiler. Bu yardımı getiren adam tavrıyla Ankara'ya geldi. Taceddin dergahında misafir edildi. Taceddin dergahında buna mektuplar geliyor. Zarf açık, içi boş. Beyaz kağıt. Bunun bulunmadığı bir sırada orada Mehmet Akifler vesaire kalıyor. Bu mektubun açık olmasına şaşıyorlar. Bir de bakıyorlar ki beyaz kağıt. Bakın size burada bir şey öğreteyim. Hapishaneye düştünüz. Dışarıya bir gizli mesaj bildirmek isterseniz, en kolay yolu budur. Bir limonlu çay istersiniz. Limonlu çay. Limonu bir bardağa, bir tabağa sıkın, bir de kürdan veya kibrit çöpe alın. Limon suyuyla kağıda bir yazı yazın. Kuruyunca kaybolur. Okunmaz. Beyaz kağıt. Bir yukarısına da gelişi güzel bir şeyler yazın, mahsuru olmayan. Bu mektubu gönderirsiniz, şey demezler, okurlar cezaevindekiler mektuplarını. Beyaz kağıtta yazı olduğunu bilemez. Bunu alan bir mum ışığına tutsa, bir kalorifere tutsa, bir sıcak bir şeye tutsa, yazılar siyahlanır, belirir, ortaya çıkar. Buna gelen mektuplar da böyle boş kağıt. İbn-i Tayyar ünvanıyla maruf bir zat vardı. Semaaddin Cem vardı. Benim resimden insanlar bilir.
İslami yazılar yazan bir değerli, mübarek bir insandı. Allah rahmet eylesin. Onun babası kimyagerdi. O Taceddin dergahına geldiği bir sırada diyorlar ona ki, bu adama bir mektup geliyor, içi boş. Zarf açık, içinde boş kağıt. Şunu bana verin bakayım diyor. Bir mektubu alıyor. Aynı sistemle yazılar meydana çıkarıyor. Kimyevi bir muameleyle. Evet. Netice bunun casus olduğu, Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek için gönderildiği mektupta ifade ediliyor. İşte bombayı şuraya koy, şöyle yap, böyle yap, talimat. Tabii bunu Mustafa Kemal'e götürüyor, okuyor. Bu adam İstiklal Mahkemesi'ne verildi, asıldı. Şimdi durup düşünelim. İstanbul'da cadde ve sokaklara İngilizler bugünkü billboardlar gibi kocaman levhalar asıyorlar. Herkes halifenin emrine itaatle mükelleftir. Sanki halife onlarla berabermiş gibi gösteriyorlar. Kuvayi milliye yardım edene verilecek ceza ölüm. Ölüm kelimesinde Elif'in boyu bir metre. Bu taraftan padişahı kendi yanlarında gösteriyorlar. Bu hareketle de güya Mustafa Kemal'i öldürmek istediler de muvaffak olamadılar. Halbuki Mustafa Kemal'e bu haber veriliyor. Bu sefer Mustafa Sagir, evet gerçek vazifesinin Mustafa Kemal'i öldürmek olduğunu söylemeye, itirafa mecbur kalıyor ve Ankara'da asılıyor. Şimdi böyle bir hadiseyi, şu mektup hikayesini bilmeden, ne dersiniz? İngilizler bir casus gönderdi Mustafa Kemal'i öldürmek için. Casus beceremedi, yakalandı, asıldı. Bundan çıkan mana nedir? İngilizler Mustafa Kemal'e karşıdır. Bu beraberliği, bu destekliği gizlemek için dezenformasyondur. Bunu Abdülhamit çok kullanmıştır, çok yapmıştır. Onun için Sami Künzberg'in Abdülhamit tarafından böyle kullanıldığına kaniyim. Ama Yahudi, ondan sonra da saltanatı yıkan, Osmanlı'yı yıkan Mustafa Kemal'e hulul etmiş, onun da yanında bulunmuştur. Bu gayet tabiidir, o müttefikidir. Müttefikidir. O da aynı kategoridendir. Netice itibariyle dezenformasyon yaptığı İngilizlerin şundan da bellidir ki Yunanlılar Kütahya'nın Altıntaş kasabasında müthiş bir zafer kazandılar. Buna milli mücadele tarihini yazanlar hiç dokunmazlar. 120 bin kişilik Türk ordusundan Sakarya'da büyük taarruzda 190'a çıkarılmıştır. O gün 120 bin. 40 bin kişi kaldı İsmet Paşa'nın emrinde. Gerisi kaçtı. Kaçtı. Darma duman oldu. Yunanlar Ankara'ya girecek korkusu başladı. Fakat her Yunan birliğinin başında bir İngiliz subayı vardı. Ankara'yı Kayseri'ye nakil için Büyük Millet Meclisi'nde karar alınmıştır. Şu anda bile o karar mer'idir. Ankara Büyük Millet Meclisi Kayseri'de görünmektedir. Bazı dosyalar, evraklar, daireler Kayseri'ye gitmiştir bile. Fakat İngiliz Yunan'a Ankara'ya girmesi için müsaade etmemiştir. Sebep, İstanbul'dan Davutpaşa kışlasındaki silahların Ankara'ya kaçırılması tamamlanmadığı için Yunan'a müsaade edilmemiştir. İstanbul'daki Davutpaşa kışlasında bu silah kaçırma işinde çalışanlardan Ceylan Efendi Eyüp'te bir şeyh efendiydi. Ben onunla konuştum nasıl yaptıklarını. Her gün Davutpaşa kışlasının kapısına İngilizler
Hint Müslümanlarını koymuşlar. Hint Müslümanı arkasını dönüyor. Bu Mim grubunda çalışan adamlar Kasatura'yla Davutpaşa Kışlası'nın duvarını deliyorlar. İçeriden silahları çıkarıyorlar. Bir tabuta dolduruyorlar. Cenaze götürüyormuş gibi Eyüp'e getiriyorlar. Eyüp'e getirdikleri bu silahları, Eyüp'te Bahariye Mevlevi hanesi vardı. Bir zalime yardım edene Allah o zalim musallat eder tarzında Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadis-i şerifi vardır. İki tekke milli mücadelede azim hizmet görmüştür. Biri burada Üsküdar'da Özbekler tekkesi Sultantepe'de. Kitabesi sıvanmıştı. Mükafat. Adam kaçırmakta kullanılmış olan bir tekkedir burası. Öbürü de bu Yenikapı değil. Bahariye Mevlevi Hanesi'ydi. Bahariye Mevlevi Hanesi'nin yerinde yerler esiyor. Size garip bir şey söyleyeyim. Kader sırrına ermek çok zordur. Bu Bahariye Mevlevi Hanesi önce Çırağan Sarayı'nın olduğu yerdeydi. Tanzimat sonrasında bu Çırağan Sarayı yapılırken bu Mevlevi Hane yıkıldı. Orada Mevlevi Hane'nin civarında mezarlıklar da vardı. Mezarlıklarla lağvedildi. Kaldırıldı. Hatta bu son yangından sonraki yeni tamirinde bile oradan yeniden ölü kemikleri çıktı. Gitti Nişantaşı'na. Nişantaşı apartmanlaşmaya başlayınca bu Mevlevihane bir daha yıkıldı. Gitti Haliç kenarına Bahariye'ye oldu. Bahariye Mevlevihanesi. O da Cumhuriyet tarihinde yıkıldı. Oradaki mezarlıklar da dümdüz edildi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında şehir dahilindeki mezarlıkları tarumar etmek, ortadan kaldırmak adeta milli bir siyasetti. İstanbul'da bugün Atapark denilen, Trabzon'da Atapark denilen yer, üzerinde gençlerin ahşap işte yaşadıkları Trabzon'un kadim mezarlığıydı. Civarında Hatuniye Camii, Yavuz'un anasının türbesi, yaptırdığı cami, medrese vesaire duruyor. Onu bıraktılar, bir tek o türbeyi bıraktılar. O mezarlığın içine Ruslar, benim Moskov Mezarlığı kitabımda var, hakaret olsun diye Müslümanlara, mezarlığa itibar ettiği için Müslümanlar, tiyatro binası yaptılar. Fotoğrafını benim Moskov Mezarlığı'nda görürsünüz. Rus'un tiyatro, mezarlık üzerinde tiyatro kurduğu yeri Cumhuriyet tarihinde tamamen kaldırdılar. Mezar taşlarını sülükleye attılar, üst üste kırıldı, dağıldı, parçalandı. 500 senelik mezarlık bugün parktır. İstanbul'da böyle birçok mezarlık tarumar edildi. Bahariye tekkesinin mezarlığı da böyle tarumar edildi. Mükafat milli mücadeleye çalıştığı için. Bu tekkeye getirilirdi. Tekke yalı gibiydi Haliç'te. Onun önüne Karadenizli manacılar gelirdi. İlyas Sami Kalkavanoğlu'nun hatıralarını okursanız, o bu hareketle çalışmış, silah kaçırma hareketinde. Uzun uzun anlatır nasıl yaptıklarını. Manalar oraya gelir, bu silahları yükler, boğazdan çıkacak. Boğazda İngiliz kontrol kumandanlığı var. Sorar, nereye gidiyorsun? İnebolu'ya. Ne götürüyorsun? Mısır. Silahların üzerine iki çuval mısır dökerler. İngiliz aptal. Anadolu'dan İstanbul'a yiyecek gelir. İstanbul'dan Anadolu'ya yiyecek gider mi? İngiliz bu yaveyi yutar. Peki geç. İşte bu silah nakliyatı Ankara'ya tamamlanmadığı için Yunan'a müsaade edilmemiştir. Bunu Dimitri Kitsikis adında bir Yunanlı tarih profesörü 10 senede burada Boğaziçi'nde tarih dersi okutmuş ben gurbetteyken 80'den sonra. Bu Türk dostu bir Yunanlıdır.
Türk-Yunan İmparatorluğu diye Osmanlı yazmıştır. Bugün de Türkiye ile Yunanistan federal iki hükümet olarak birleşsin diye kitabı var. Ve o kitapta der ki Yunan milletinin tarih boyunca en müreffeh devri Osmanlı idaresindeki devirdir. Biz Osmanlı Devleti'ne ortağız. Türklerle Rumların eseridir bu devletler. Bunun 66 senesinde Paris'te bir doktorası var. Benim elimde Fransızcası var. Bunları bütün delilleriyle ortaya koymuştur. Yunan'ı bir kahraman türetmek için İngilizler Anadolu'ya saldırtmış, desteğini kesmiş, aksine el altından İngilizlere yardım etmiş, Kemal Paşa'ya yardım etmiş, Yunan'ı yendirmiş, kahramanı türetmiş, otorite sahibi yapmış, vatan kurtaran aslan. Şimdi bunun eski tabirle söyleyeceğim. Zafer şükuh sebebi olmuş. Şükuh nedir bilir misiniz? Münakaşasız bir otorite. Mesela bir Müslüman için Peygamber aleyhissalatü vesselam şükuh sahibidir. Sahih bir kaynakta Peygamber böyle söyledi buyuruldu mu? Bir Müslüman bunu muhakeme etmez. Bu söz peygamberdense bunun hikmeti nedir diye araştırır. Mustafa Kemal'i şükür sahibi yaptı. Buna da bir misal vereyim size. Şapka çıktığı zaman iki hoca münakaşa ediyor. Bu şapkayı giymek caizdir veya değildir. Hocanın biri diyor ki netice olarak. Hoca diyor bırak o yaveleri. Bu şapkayı bizi Yunan'dan kurtaran Mustafa Kemal Paşa mı emrediyor ki giyin diye. Evet diyor. Öyleyse bunun içinde bilmem ne de olsa ben bunu giyerim diyor. İşte bu şükürdü. Böyle bir otorite sahibi Mustafa Kemal'i kabul eden el yazılarını dün akşam getirdim. Doğu Perinçek yayınladı. El yazılarını gösterecektim. Ama ben Fethullah'a bile anlatamadım ki. Nerede kaldı Mustafa Kemal'i anlatayım. Dinin, İslamiyet'in aleyhine el yazılarıyla ölene kadar söylediği sözlerin hepsi o kitapta. Bilsem buraya da getir size gösterdim. Bir sayfa el yazısı Latinizedir, kolay okuyabilirsiniz. Bir sayfası dizgi, bir sayfa el yazısı. O zamanki kitapları da nasıl aksetti? Bunu gösteriyor. İşte böyle bir Türkiye, İslamiyet adına batıyla muharebe etmeyen, kabuğuna çekilmiş, iğdiş edilmiş bir koç gibi. Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne demek? Dişi bir siyaset prensibi. Yükünü tutan desin yurtta sulh, cihanda sulh. Ben soyulmuş soğana çevrilmişim. 24 milyon kilometre kareden 770 bine inmişim. Ben ecdadımın kanı akan her yeri dava ederim. Gücüm yettiği zaman alırım. Esasen İslamiyet'te de bir kere İslam toprağı olan bir yer bir daha Darül Harp olmaz. Orayı geri almak için haklı bir harp sebebi de lazım değildir. Buna kolay ulaşabileceğiniz bir delil söyleyeyim size. Kıbrıs'ın fethi için Ebu Suud Efendi bir fetva vermiştir. Ebu Suud Efendi'nin verdiği fetvada aynen şöyle denir. Kıbrıs Hazreti Muaviye'nin Şam valiliğinde fethedilmiştir. Bir zamanlar Darül İslam olan bir yer zamanla ehli küfrün eline geçmiş olsa o yer hukuken Müslümanların olmakta devam eder, fiilen ellerinden gitmiş olsa da. Şu mal senin. Bir hırsız bunu çaldı. Zilletli ona geçti. O tesavvup etti buna. Ama bu hukuken senin olmakta devam eder. Bunu zor kullanarak da geri alırsan meşru bir hakkını almış olursun. Aynen bunun gibidir. İslam padişahına gerektir ki
Vaktiyle İslam toprağı olan bir yere, Darülislam olan bir yeri geri almaya gücü yettiği zaman herhangi bir meşru harp sebebi aramaksızın sırf gücü yetmesiyle orayı alır. Bu fetvaya istinaden Kıbrıs fethedilmiştir. Şimdi bu fetvaya göre ta Balkanlarda Tuna Nehri'ne kadar gücümüz cetse almamız lazım. İslam'ın emri bu. Yahut da müsaadesi. Demek oluyor ki Kemal Paşa'yı kahraman türeterek kendi içine kapanmış bir Türkiye. İçeride yapacak işi var, asacak, kesecek. Bakın size garip bir misal vereyim. Dert Müslümanlıkla idi. Harp Müslümanlıkla idi. Lozan'da 37. maddeden 45. maddeye kadar ekalliyetlerin himayesi diye bir bahis vardır. Bu bahiste bir misal vereyim size. Bir Ermeni, bir Rum dini istirahat günü, ibadet günü olan pazar gününde, o zaman tatil cuma idi, pazar günde mahkemeye çağrılsa veya bir resmi tebligatı kabule icbar edilse, bunları yapmamaktan dolayı hiçbir hakkı zayi olmaz. Çünkü onun ibadet günüdür. Bunu içimizdeki Rum ve Ermeni için kabul eden adamlar, Müslümanların cuma gününde, o gün bile, cuma gününde cumayı pazara almakta beis görmediler, ibadete bile imkan vermediler. Size bunu bir misalle anlatayım. Eski bir Mardin milletvekili, bundan 20 sene evvel İhtiyar Erenköy'ünde ziyarete gittik. Demokrat Parti'den Mardin milletvekilliği yapmış. O bir vaka anlattı. Dedi ki ben 26 yılında Adalet Bakanlığı'nda memur oldum. Bir hemşerimiz müdürdü. Onun sayesinde memur oldum. Devlet hizmetine 26 senesinde Adalet Bakanlığı'nda. Adam gözümün önünde de ismini unuttum şimdi. Eski bir Mardin milletvekili idi. Allah rahmet eylesin, şimdi ölmüştür. O zaman 90'lık bir adamdı. Müdür beni işe aldığı birinci günü bana dedi ki, oğlum namazını kılıyor musun? Evet. Bunu bana söyledin, burada hiç kimseye söylemeyeceksin. Senin namaz kıldığını kimse bilmeyecek. Ben nasıl namazımı kılacağım? Bak şu gardırobu görüyor musun gardırobu? Onu ben buraya öyle yerleştirdim ki o kıbleye doğrudur. Ben onun içine girip de namazımı kılıyorum. Benim namaz kıldığımı burada bir Allah kulu bilse daha yukarıya yaranmak için ihbar eder, beni atarlar. Sen de namazı bu gardırobun içinde kılacaksın. Dahası var. Abdeste gideceğin zaman lavaboda kollarını sıyırıp da başkalarını göreceği şekilde abdest alırsan, seni işe aldığım için beni de müşkül vaziyete sokarsın. Şu 100 numara kabininde taharetlendiğin yer var ya, oraya gireceksin, abdesti orada alacaksın. Kullanıp kollarını sıyırdıktan sonra dışarı çık. Lavaboya tesadüfen gelen birisi senin abdest aldığını anlamayacak. Müslümana muamelesi bu, gavura muamelesine bak. Peki bir başka misal vereyim. Türkiye'de mütemekkin gayrimüslim azınlıklar mahkeme huzurunda Türkçe konuşmaya mecbur değildirler. Türkçe bilseler bile kendi lisanlarıyla, bilsem getirirdim size muade metninden okurdum. Lafın nereye gideceğini düşünerek buraya çıkmıyorum. Zuhurat. Evet. Mahkeme huzurunda Türkçe bilseler bile Türkçe konuşmaya mecbur değildirler. Bunun size tipik misalini vereyim. Atina Goras
56 senesinde Yassıada mahkemesinde şahitlik yaptı 6-7 Eylül hadiseleri için. Sizin gibi gençler bunu hatırlamazlar. Biz radyodan dinledik, o zaman televizyon yok. Adam mahkemede Rumca konuştu. 40 senedir Türkiye'de yaşayan, senin benim kadar Türkçe bilen Atinagoraz, Lozan'ın tanıdığı bu hakkı kullandı. Neden? Gavur, gayrimüslim, onun insan hakkı var. Rumca konuştu. Üstelik devlet teshilatı lazıma icra eder der aynı madde. Kolaylık gösterecek, yani tercüman bulunduracak. Ama bir Kürt, Türkçe bilmeyen anasıyla askerde bir ziyaretinde konuşsa ceza aldı. Dayak yedi. Niye? O Müslüman. O Müslüman. Husumet Müslümanlığa. Şimdi düşünün. Böyle başlayan bir icraatla. Düşünün. Hiç başka misale gerek yok. Bugün Tayyip Bey'in yerinde Ecevit olsaydı 17 Eylül hadisesi olmazdı. Çünkü Yahudi ile bir gerginlik olmazdı. O zaman ne oluyor? Hüviyet farkı. Kanunlar aynı kanunlar. Halk fırkasının nizamnamesi anayasa maddeleridir. Aynen. Her kurulacak partide anayasanın umumi maddelerine uymaya mecburdur. Ben layık değilim, layıklığı istemiyorum diyen bir parti kurulabilir mi? Kurulmadan kapatılır. Bu demektir ki biz demokrasiye şöyle geçtik. Bir fukara aileye bir misafir gelse, evinde bir çeşit yemek olsa, mesela etle patates pişirmiş, çok fakir görünmemek için bir taktiğe başvursa, ne yapsa? Bir tabağa eti çok, patatesi az koyup bu patatesle et. Sonra tersini yapsa, eti fazla, patatesi az koysa. Bu da patatesle et. Ayvaz kasap hep hesap. Ama birden fazla gösterse. Yayla yollarında hayvan tezekleri vardır. Üzerinden at arabası geçer, ikiye bölünür. Halk fırkası ikiye bölündü. Demokrat Parti, halk fırkası. Aynen budur. Fark, şahıs farkı. Şahıs farkı. İhtilaller hep bu şahıs farkından dolayı olmuştur. Bugüne kadar Kemalizm prensiplerinden birine alenen meydan okuyan bir parti, bir siyasi lider gördünüz mü? Tayyip Bey bile Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri diyor. Eli mahkum herhalde. Bilmiyoruz şartlarını. Diyemezsin. Kadir Mısıroğlu değil ki hapsi gözaltısında konuşsun. Ben niye bir cemaate, bir fırkaya, bir yere girmedim? Hürriyetim elimde olsun diye. İstediğimi söyleyeyim diye. Evet, bir partinin aynen devamı öbürü de. Fark şahıslarda. Şahıslar ne yapıyor? Ya sen layıklığı yanlış anladın. Dine müdahale ediyorsun. Menderes böyle başladı. Laiklik dine müdahale etmek değildir. Yabancı kalmaktır. Şu ezanın üzerindeki yasağı kaldırıyorum. Bakın zannetmeyin ki Arapça okunsun dedi. Hayır. Türkçe okuma mecburiyetini kaldırdı. Bu mecburiyet kalkmakla bütün Türkiye aslına rica etti. Çünkü bu şiar-ı İslam'dır. Londra'da bile Müslümanlar için ezan okunur. Böyle okunur. Bu İslam'ın bir şiarıdır. Allah huzuruna davettir. Bu kadar şey öğreniyorsun dünya planında da bir ezanın manasını. Hayyâl el felâh, haydın felâh, hayyâl el salâh, haydın selâh namaza demek olduğunu öğrenemiyor musun? Hayır, maksat İslam dünyasından koparmak. Bunun için tarih telakkisini değiştirdiler. Bunun için dilde tahribat yaptılar. Her şeyi bunun için yaptılar. Türkiye'yi içeriye hapsettiler. Bugünkü iktidar şahıs farklarından dolayı. Kanunlar aynı kanunlar. Şahıs farklarından dolayı. Bu yanlışlardan azıcık İslam'a doğru esniyor. Kabahat budur. Fethullah Bey Hoca, konuşmak istemiyorum ama Ecevit olsaydı böyle bir iş olmayacaktı da Tayyip Bey olduğu için oldu. Ne demek?
Bu tavır İslami gelişmeye karşı demek. Bunun manası budur. Bütün ihtilaller 60 ihtilalinden itibaren her ihtilalin içinde yaşadım. Ve her ihtilalden zarar gördüm. Akşam anlattım. 27 Mayıs'ta bile hücre hapsi yattım. Bütün ihtilallerin canlı şahidiyim. Ben 27 Mayıs ihtilalinde bir talebeydim hukuk fakültesinde. Ben bile hapsedildim. Niye? Muhafazakar olduğum için. Halk Partisi gençlik kollarında çalışıyor olsaydım bir şey olmazdı. Bunun manası bütün bu ihtilaller Müslümanlara karşı ve İslam'a verilen tavizlerden dolayı olmuştur. Şu halde bu ülkede 1960 ihtilalinden beri Kemalizm'den İslam şeriatını gömen, gayrimer'i hale getiren tavırdan verilen tavizlere karşı olmuştur. Bunlar gavurlukta direnmeden başka bir şey değildir. Bunun askerle yapılamayacak dünya şartları muvaziyesinde askerle yapılamayacak bir hadise olduğu görülünce Yahudi zekasıyla yeni bir yol bulundu. Adliye yoluyla yapmak. Adliye yoluyla. Bu da bir ihtilaldir. Çünkü asker o şansı kaybetti dünya muvaziyesinde. Askerin yaptığı ihtilal biliniyor milli iradeye karşı millete rağmen olduğu. Ama hukuk ihtilali yaparsan şu çaldı, bu uydurdu, bu bilmem ne vesaire dersen şuur iş, hükümet panikler çekilir, millet de bu yalanlara inandırılarak halk fırkasını iktidar yapar. Fethullah da Hümeyni gibi gelir. Bir müdür fikir hesabına gelse, kendisine tebaiyet şartını haiz olan gavur bile makbul. Yeter ki ona prestij etsin. Bunun manası Fethullah'ın hak veya batıl bir derdi yok. Fethullah'ın enaniyetini doyurmak için bir ihtiyacı var. Müslümanların muhabbeti yetmedi. Gavurun da muhabbetini celbetmeye kalktı. Sadece ben. Ondan sonra da kıt bir. Bu ucub, tevazuun kibri. Bu ehli küfrün son oyunudur. Bundan sonra İslam'ın önüne bir daha bu kadar büyük ve teşkilatlı surette çıkamazlar. Bu son oyundur. Bundan sonra başka deneyecek şartları kalmadı. Onu Amerika'da terk edecek, İsrail'de terk etmiştir. Çünkü sana bir iş verdik, başaramadın. Bak başının çaresini diyecekler. Buraya nereden geldik? Buraya şuradan geldik. Bu hükümet dışa açılıyor. Milletimizin emperyal, cihan şumul, alakası canlanıyor. Suriye ile alakalanma budur. Somali ile alakalanma budur. Osmanlı en zayıf zamanında Macarlar 1848'de Rusya'ya karşı ihtilal yaptılar. Başarılı olamayanlar Türkiye'ye sığındılar. Rusya tehdit etti. Rakozi vesaire bunları bize teslim et. Harp ederim dedi. En zayıf zamanda. Buyur harp edelim, vermiyorum bana sığınan dedi. Polonyalıları böyle himaye etti. Demirbaş Şarlı böyle himaye etti. Tarihimiz, milletimiz nerede zulüm gördüyse orada mazlumun yanında oldu. Ama Tayyip Bey'e karşı burnumuzun dibindeki zulmü bile duymamazlıktan geldik. Bunun tipik misali Kıbrıs'tır. Benim üniversite talebeliğimde Fuat Köprülü hariciye vekiliydi. Rumlar, İngilizler çekilince Kıbrıs'ta katliama başladılar. Bunu Hürriyet Gazetesi mesele yaptı. Sebep de Hürriyet Gazetesi'nin Ali Burla biraderlerle, onların parasıyla kuruldu. Arasında ihtilaf çıktı. Sedat Simavi Rum düşmanı oldu. Dolayısıyla Yunanistan'ın, Kıbrıs'taki Rumların aleyhine yazıp düzdü. Bu millete intikal edince
Devlet buna sahip olmamakta direndi. Ben hatırlıyorum, Fuat Köprülü 54'te dedi ki bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yok. Orada kendi cinsinden, dilinden, dininden insanlar öldürülüyor. Bizim böyle bir meselemiz yok dedi. Fakat umumi efkara mal olunca R'ye tesir edeceği kanaatiyle 56 senesinde bize Beyazıt Meydanı'nda güdümlü Kıbrıs mitingi yaptırdılar. Kıbrıs bizim canımız, feda olsun kanımız diye biz marş söyledik. Sahip çıkmaya mecbur kaldık. Kıbrıs'a bile sahip çıkmadı baştan. Şimdi Kıbrıs davasından vazgeçen bir hükümet rey kaybeder. Umumi efkara mal. Aynı şey Kerkük'te oldu 59'da. O beğendiğimiz Menderes bile hey ne yapıyorsunuz dahi demedi. Bunun manası şudur. Yerinden kayan bir kayayı yerine oturtmak kabiliğinden bu milletin dünya görüşü kemalistleştirilmiş, millileştirilmiş, alem şumul olmaktan çıkarılmışken yeniden alem şumul istikamette bir gelişme kaydetmektedir. İçerideki gavurların da, dışarıdaki gavurların da husumeti bu noktayadır. Türkiye'nin Müslümanlaşmasından rahatsızdırlar. Kemalizm zehiri narkoz olan bir hasta gibi an be an azalmaktadır. Çok büyük sıkıntıdalar. Bunun ispatı nedir? Bu gavurluğun icra vasıtası olan halk fırkasını o geçmişe sahip olduğu için, Kemal'in adıyla yürüdüğü için 50'den beri bu millet hiçbir gün iktidar yapmamıştır. Halkın reyiyle iktidara gelme ihtimali de kalmamıştır. Şimdiye kadar ihtilallerden medet umuyorlardı. Fethullah da başlangıçtaki hüviyetine bakarak Atatürk düşmanı benim gibi aleyhte konuşuyordu. Efendim şeriat istiyor vesaire diye aleyhindeydiler. Ecevit gibi perde arkasındaki durumu, onun gerçek hüviyetini bilenler taraftardı. Ama bilmeyenler zahirdeki hüviyete bakarak ona karşıydı. Şimdi o gavurcuklar hep Fethullah müdafi oldular. Çünkü aynı noktaya düşmanlar, İslami gelişmeye karşı, İslami gelişmeyi gerçekleştiren kadrolara karşı olmakta birleştiler. Düşman bir. Düşman bir olduğuna göre Müslüman hüviyetindeki adam da, Kemalist hüviyetindeki adam da, solcu hüviyetindeki adam da aynı noktaya atış yapıyor. Bu da çok ibretamiz bir hadisedi. Lakin daha evvel başka vesilelerle söyledim. Maddi mevsimler gibi manevi mevsimler de vardır. Allah'ın kainattaki tecelli ilahiyesi tebeddül eder. Alemde beka sıfatından nasip olmadığı için. Bu tebeddülatta galebe nöbeti İslam'dadır. Siz de o İslam'ın galebesini gerçekleştirecek insanlardan olacaksınız. Allah'ın takdiriyledir hidayet. Sizlere hidayet, İslam şuuru ihsan etmesinin manası Allah ordusunu hazırlıyor İslam'ın galebesi için. Lakin bu işin bir sevinilecek noktası var, bir de korkulacak noktası var. Kaderin yar yaver olmasına rağmen başarılı olamamak, tembellik etmek, yanlış yapmak azim vebali mücibdir. Aksine böyle şerefli bir mevsimde, böyle kaderin yar yaver olduğu bir mevsimde gelip de İslam'ın galebesi için çalışmak da büyük bahtiyarlıktır. Eğer çamura batmış bir arabayı itenler kımıldatamazsa, kenarda dikilen bir adama kızmazlar. Lakin ha çıktı ha çıkacak çamurdan gibi göründüğü bir mevkide orada bir çocuk bile duruyor olsa ulan şuraya bir el at dersin.
Onu suçlu addedersin. Bu öyle bir mevsimdir ki İslam'ın galebeye doğru yöneldiği bir mevsimdir. Gayretsizlerin vebali azimdir. Gadab-ı ilahi onlara teveccüh eder. Gayret vebalden kurtulmayı her oluş izni ilahiledir. Kainat hayır ve şer bir enmuzeçtir. Karma. Her an hayır da işlenir, şer de işlenir. Allah ne sebep halketmiş, seni neyle meşgul etmiş, ona bak. Üzerindeki bütün nimetleri Allah'tan bil. Ve bu nimetlerin çokluğu kadar da Allah'ın emirlerine uyarak onun davasının galebesi için çalışma mükellefiyetinin çokluğuna inan. Abdülhamid, kışa giden, Müslümanlar hesabına kışa giden bir zamanda yazı devam ettirmek istedi. Kadere ters düştü. Onun için mağlup oldu. Çünkü millet, İttihatçıların ve ondan sonrakilerin zulümlerine müstahak hale geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam kema tekunu yuvelle aleyhim aleyküm. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Siz falan paşa filan paşa hocalara astı, şunu yaptı, bunu yaptı, çok kuvvetliydi de yaptı zanmayın. Onun zulmüne millet müstahak olduğu için ona ruhsat varid oldu. Şimdi de tecelli ilahiye ters dönmüştür. Ehli küfre celal, ehli İslam'a cemal tecelli etmektedir. Birçok kere söyledim bu mevsimden sonra. Müslümanların faresi dağ doğurur, ehli küfrün dağı fare doğurur. Bu kadere tevafuk bereketidir. Gelecek sizindir. İslam'ındır. Bütün Müslümanlar tembellik edip uyusalar bile Allah bir şey murad etti mi esbabı halk eder. Murad-ı ilahi icabı gelecek İslam'ındır. Müslümanların liyakatiyle değil, ehli küfrün gadab-ı ilahiye müstahak olmasıyladır. Hastanede Tayyip Bey'e dedim ki, sen zannetme ki senin zamanda, senin dirayetinle bu ihtilalciler hapsoldu, şu güzel işler oldu, bunlar oldu. Hayır. Seni iktidar yapan başörtülü kızlara karşı icra edilen zulmün karşısında onların döktüğü gözyaşlarıdır. Bakın size bir fıkra gibi bir hikayeyle bunu anlatayım. Vakti zamanında eşkıyanın biri şehirde bir evi basarak evin hanımını dağa kaldırdı. Eşkıya ne yapar? Her türlü şenaati irtikap ettikten sonra bu da eşkıyanın da hadisiymiş ki üzerinde ne varsa onları da çıkar alacağım demiş. Kadın yalvardı. Bu ettiğin zulüm yetmiyor bana, beni bu dağ başında çıplak bırakacaksın. Alacağım dedi illa. Ya canını alırım ya bilseler ver. Kadın soyundu, soyundu, iç çamaşırları kaldı. Eşkıya onları da vereceksin dedi. Ya etme gitme, bu dağ başında beni çırılçıplak mı bırakacaksın? Bu ne zulümdür? Sen nasıl bir insansın? Bu yaptığına bir Allah kulu razı gelir mi dedi. O sırada orada bir ihtiyar belirdi. Eşkıya gönül eğlendirmek kabilinden dedi ki, aha sana bir Allah kulu. Sor bakalım razı gelir mi? Eğleniyor eşkıya. İhtiyar ona nasıl olsa mani olamaz. Kadın ağlayarak baba dedi, bu adam ben namuslu bir aileydim. Beni evimizi bastı, buraya kaldırdı. Her şenaati irtikap etti. Üstümde başımdaki çamaşırları aldı. Bu iç çamaşırlarım kaldı. Bunları da istiyor. Sen bu işe ne diyorsun? İhtiyar vereceksin kızım dedi. Kadın eyvahlar olsun dedi. Korktun bu eşkıyadan da, şu sakallarından, saçından, ağarmadan, utanmadın da. Sen de bu eşkıyanın lehine hükmettindir. Geçti çalı çırpının arkasına da atletini, külotunu çıkardı eşkıyaya. Allah'ın zalimini. Attı. Adam bohçaladı, yola girdi. 100 metre gitmeden bir gök gürledi, bir şimşek, adam yıkıldı oraya. Yandı. İhtiyar çıktı dedi ki, kızım dedi,
Gel elbiselerin hepsini al. Bu zalim senin donunu çıkarmasaydı bu bela bu kadar çabuk gelmeyecekti. Uzağa gidecekti. Belayı tasri etti, süratlendirdi. O başörtüsü zulmü ehli küfre karşı musibetin Allah'ın kahhar ismiyle tecelli etmesini tasri etti. Tayyip Bey bu iktidar yaptı. Bizim liyakatimiz değil. Bizim liyakatimize munzam olan, eklenen merhamet-i ilahiye yaptı. Bunu bilmesini ona söyledim. Siz de bunu böyle bilin ki ilahi bir ruhsatla oraya gelen adamı Fethullah gibi 1000 kişi olsa deviremez. Çünkü maneviyattan destekleniyor. Maneviyattan desteklendiğine de böyle ne hikayeler biliyorum ama İnsanlar bunları anlatırsam neredeyse beni keramet sahibi ilan edecekler. Sigara içmekle de bunu önleyemiyorum. Evet. Ben sigarayla uğraşamayan bir adamım diyorum. Gene adamlar her hafta bana bir rüya anlatıyor ki ben uçuyorum kaçıyorum. Hafazan Allahu Teala. Onun için bunu söylemeyeyim. Ama siz bilin ki maneviyattan destekleniyor. Allah'ın yükseltmek istediğini beşeri hiçbir kuvvet alçaltamaz. Kalpleri ona tevcih eden Allah'tır. Hiçbir kuvvet alçaltamaz. Bütün beşeriyet birleşse yeryüzünden sivrisineği kaldırmaya muktedir olamaz. Çünkü o sivrisinek murad-ı ilahi icabı vardır. Azaltırsın. Senin katliam edersen Allah ona bir nesil bereketi verir. Ormanlara bakın. Vahşi aslanların yanında tavşanlar da neslini devam ettiriyor. Niye? Orada jandarma mı var? Acizi koruyan hükümet mi var? Polis mi var? Hayır. İlahi kanun var. Hasmı çok olana Allah nesil bereketi veriyor. Bir tavşan senede iki defa doğuruyor, bir batında 6 tane doğuruyor. Aslan böyle doğursa, aslanlar bütün hayvanları yer bitirir, sonunda açlıktan kendileri ölür. Balina denizde günde 10 ton balık yiyor. Hiçbir balığın neslini ortadan kaldıramıyor. Kainattaki nizama dikkat edin. Bütün bu hadiselerin hayı huyu arkasında bir ilahi takdir var. Bir kader-i ilahi var. Bunun insanlara inikası da beşeri liyakat veya istikaka göre tekevvün ve teşekkül etmektedir. Allah'ın murad-ı ilahiyesi, meşiyet-i ilahiyesine hakim kanunlardaki tebeddülat, beşeri istikak veya liyakate göredir. O zaman yapılacak iş, millet efradı içindeki düzgün adamları çoğaltmaktan ibarettir. Üstelik İslam, egoist bir rejim değildir. Ben Müslüman oldum. Oh ya Rabbi şükür otur aşağıya. Böyle bir şey yok. Her nimetin şükrü ondan mahrum olana vermekle ödenir. Bana Allah ilim nasip etti. Elhamdülillah ne güzel şey. Bu cahillere acıyorum, kızıyorum. Hayır. O ilmi vereceksin ondan mahrum olanlara. Bana Allah servet nasip etti. Oh ne güzel rahat yaşıyorum. Bu şükür değil. Zekat da şükür değil. Şükür o nimetten mahrum olana vermekle olur. Din diğergamlık dinidir. Cemaat dinidir. Toplum dinidir. İmanın ilk meyvesi merhamettir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i açtığınız zaman karşınıza ilk çıkan Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatıdır. Fatiha suresinin başındaki besmeleyi ayet saymayan İştihatlar da var, müştehitler de var. Besmele'deki Rahman ve Rahim'i görmeyelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahman, Er-Rahim. Gene Rahman ve Rahim çıkıyor karşımıza. Bunun manası, imanın ilk meyvesi merhamettir. Merhamete en layık insan ise ebedi hayatını kurtaramayacak derecede dalalete saplanan adamdır. Kanadı kırık bir kuş görsen acırsın.
yolda düşmüş bir adam görsen kafir midir, mümin midir demeden haline bakar acırsın. Bir trafik kazasında kolu kopmuş, bacağı kopmuş birini görsen acırsın. Gavur bile olsa gayri ihtiyarı insan olarak acır. Sormazsın, acımak için bu mümin midir, kafir midir? Peki ebedi hayatını hüsrana götürecek dalalete saplanmış bir adam, yaralı kuş kadar senin merhametine layık değil mi ki ona acımıyorsun? Ona kızıyorsun. Kızacaksan onu bu dalalete sürükleyene kız. Kemal Paşa'ya kız, kızabildiğin kadar. Fethullah'a kız, kızabildiğin kadar. Arkasından sürüklenene acı. Bu kendini bu günahtan koruyamadı de. Ona merhametle yaklaş. Allah-u Azimişan Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken bile ona kavli leyyin ile yumuşak sözle söyle. Diğer bir ayeti kerimede Üdû ilâ sebîli rabbike bil hikmetil mevizzetil hasene. Ey Müslüman, insanları Allah'ın yoluna güzel sözlerle, hikmetli sözlerle davet et. Üdû, davet et ilâ sebîli rabbike, Rabbinin yoluna bil hikmetil mevizzetil hasene. Müslümanlığın metodu budur. Bugün Kemalizmin kurbanı olan arkadaşlarınıza yumuşak davranarak onların hidayetine vesile olmaya çalışın. Bu bahsi Hazreti Peygamber'in bir hadisiyle kapatayım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye buyuruyor ki, ya Ali, senin vasıtanla bir kimsenin hidayet ermez. Bir tek ferdin üzerinde güneşin doğup battığı her şeye sahip olmaktan senin için daha hayırlıdır. Şu kazanca bak. Şu kazanca bak. Şurada bir altın madeni var. Gel bunu çıkaralım, paylaşalım desen. Akıllı deli, cahil alim, Müslüm gavur, hiç kimse bana ne demez. Koşar altını paylaşmaya. Bu dünya nimeti gibi bir nimet değil, ebedi saadete medar olan bir nimet. Netice şu ki sevaba haris olun. Dünya nimetine haris olduğunuzdan fazla sevaba, hizmete haris olun. İnsanlara iyilik etmeye, doğruları söylemeye haris olun. Bunun yolu da evvela kendiniz doğruları öğrenin, sonra da öğrendiğinizle amel edin. Başka bir sual dinleyeyim. Evet üstadım, evveliyetle sizden bir ricam olsun. Mikrofona yaklaşık bir karış mesafeden daha yakın olmazsanız iyi olur. Patlama yapıyor ses. Peki. Üstadım, gelen maillerdeki suallerden birisi. Diyor ki, Saadet-i Ebediye isimli ilmihal elimde uzun bir zamandır duruyor. Okumadan evvel biraz araştırdım, tahkik ettim ve bu kitabın Hakikat Kitabevi'nden çıktığı, sahibinin de Türkiye Gazetesi'nin olduğu, hepsinin başında da şu anda ölmüş olan Ömer Öngüt olduğunu öğrendim diyor. Bu arkadaşımız Ömer Öngüt'ün Hakikat Yayınevi ile İhlasçıların Hakikat Kitabevi'ni karıştırmış herhalde. Bu konuda bir tavsiye buyurursanız. Evet. İhlas cemaatinin lideri Albay Hilmi Bey benim çok dostumdu. Çok sevdiğim ve sevildiğim bir insandı. Asker olmasına rağmen orduda çok insanların işadına sebep olmuş bir kimsedir. Bununla Ömer Öngüt arası, Saadet-i Ebediye kitabı da onun kitabıdır. Baştan ufak bir kitap olarak başlamıştır. Gitgide hacmi gelişmiş. Bizim talebeliğimizde o bir parmak kalınlığında küçük bir kitaptı. Hilmi Bey'in bu kitabı faydadan hali değildir ama oraya tasnif hatası olarak diyeceğim. Ne bulduysa doldurmuştur. Yani bir meseleyi nerede bulursun ondan kolay istifade yoktur. Sabredip okuyacaksın. Çuvala doldurur gibi doldurmuştur. Bazı Şafii işlatlarını da Şafii olmadan söylediği için tereddütler hasıl olur.
Yani dese ki bu görüş Şafii içtihadıdır, bu görüş Hanefi içtihadıdır daha doğru olurdu. Bazı meselelerde Şafii taklit eder vesaire eder, edin der. Bunun sebebi Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin Şafii olmasıdır. Ona muhabbetindendir. Ama bu kitabın Ömer Öngüt'le alakası yoktur. Bu yayın evi isim benzerliğinden, şimdi hatırlamıyorum Ömer Öngüt'ünkinde biraz birinde yayın evi, birinde kitap evi mi diyor. Bileydim aşağıda bende Ömer Öngüt'ün kitapları var. Ben Ömer Öngüt'ü tahrifin ikinci veya üçüncü cildinde yazdım. Kendinden başka herkesi kafir eden bir adamdı. Evet, maalesef. Ve bir rapor çıkmıştır onun hakkında, onu da yazdım. Onun piyasaya arkadan destekleyen birileri var. Bunları kitapta okursunuz. Burada tekrarlama lüzumunu görmüyorum. Ama Ömer Öngüt'le Türkiye Gazetesi'nin bir alakası yoktur. Türkiye Gazetesi Hilmi Bey'in mensupları tarafından çıkarılmaktadır. Ömer Öngüt'ün ayrı bir yayın evi vardır. Ömer Öngüt gitti gideceği yere. Arkasındaki adamlar, ben bunu yazdığım zaman da burada geldiler, protesto gösterisi yaptılar. Aleyhime burada protesto gösterir. Ama dava açmadılar. Fethullah gibi, Fethullah amcası açtı, kardeşleri açtı, kendi açtı, 5 tane dava açtı. Ruhamâ'u beynehum eşiddâ'u alel küffâr. Müslümanın ölçüsü. Müslümanlar birbirlerine merhametli, kafirlere karşı şiddetlidirler. Fethullah kafirlere karşı merhametli, yumuşak, papaya dahil, Bartolomos'a dahil, kardeşiz diyor kürsüde. Biz bu kardeşimle kardeşiz, bizi nazar etmeyin, sakın nazar etmeyin. Allah onları dost edinmeyin diyor, o kardeş ediniyor. Allah müminler kardeştir diyor, o Bartolomos'la kardeş oluyor. Mümine de aksine şiddetli. Bakın size garip bir şey söyleyeyim. Ben kitabı yazarken Latif Erdoğan'ı bana gönderdi. Gene Fethullah'a döndü, kurtulamıyoruz bundan. Kurtulamıyoruz. Etme, gitme, yazma, yapma, etme. Efendim şey diyor ki, Hoca Efendi Hazretleri diyor ki, benim dünyada en sevdiğim Kadir Bey'dir. O da aleyhime dönmüş, çok üzülüyor. Netice, ben ona bazı sözler gösterdim. Bak bunu diyor, sen bir Müslüman olarak tasvip ediyor musun? Sustu, şunu diyor, sustu, bunu diyor. Sonunda dedi ki ben ne yapayım dedi. 11 yaşında geldim yanlarına. İslam'a gözümü onunla açtım dedi. Anladım ki içi rahat değil. Aha şimdi ayrıldı. Cuma günü benim konuştuğum programda gelecek hafta o konuşacak. Kendi yerine namzet bir adamdı. O bile koptuktan sonra sadece hocalık sıfatı dolayısıyla ona muhabbet edenlerin nasıl çil yavrusu gibi ondan uzaklaştıklarını tahmin etmek güç değildir. Bırakın ki Hüseyin Gülerce'yi itirah ettiler. Elindeki bütün selahiyetler, makamlar aldılar. Niye AK Parti'ye rey vereceğim diye yazı yazdı diye. Bunlarda vefa yoktur. Yıllarca hizmet edeni hain ilan etmekte tereddüt etmezler. Yeter ki Fethullah metbu tanı. İçki iç, namaz kılma, gavur ol, Müslüman ol, Budist ol, hiçbir şey fark etmez. Fethullah perestiş et. Bu yetiyor. Teba kuruyor adam. Cihan devleti, aynen Yahudi'den aldığı fikir gibi. Yahudiler gizli bir cihan devletidir. O da cihan lideri. Bir kısım Müslümanlar lideri olmak doyurmuyor. Cihan lideri. Dünyanın bilmem kaç büyük adamından biri seçilmiş diye favoritte kapak oldu diyorlar. Akşam gösterdim. Favoritte kapak bir fahişe karı. Böyle de yalan söylüyor, mübalağa ediyorlar. Neden? Fethullah şükuh sahibi. Sözü ayet gibi, peygamber sözü gibi konuşulmasın. Konuşulmasın, tenkit edilmesin, tarihte bulunulmasın. İtiraz edilmesin istiyorlar.
sarahaten ahkam-ı şeriye aykırı bir sözünü ya böyle de olur mu dedin mi sen hemen düşman olursun. Bu üslupla yürüyorlar. O bana o zaman ben ne yapayım dedi. 11 yaşında geldim yanına. Anladım ki içi rahat değil. Aha şimdi koptu. Ama biliyor musunuz? Kitap çıkmadan 6 ay evvel beni kendi televizyonlarında methetti. Necip Fazıl'dan, Osman Yüksel'den vesaireden bahsettikten sonra Sebil'i çıkaran Kadir Bey bana yüzüme karşı demişti. Ben Sebil'den çok istifade ettim diye. Birinci üyetinde bunu demiştir. Almanya'da kendisini ziyaret ettim. Aynı mert, aynı karakter sahibi adam gördüm dedi. Bu metiyeden herhalde internette var görebilirsiniz. 6 ay sonra bana 5 tane daha var. Niye? Tenkit ettim diye. Sen hocasın. Ben medrese usulü de okumadım. Ben bir Osmanlı münevveri gibiyim. Laik mekteplerde okudum. Şahsi gayretimle dinimi öğrendim. Sen allamesin. Adamlarına göre allamesin. Alimi külsün. Kur'an'da şimdiye kadar hiçbir alimin iddia etmediği iddialarla çıkıyorsun karşımıza. Anlatsam uzun gider. Hiçbir müşehidin cüret edemediği kadar cüretkar Kur'an'ı tahrip ediyorsun. Cevap ver. Allah'ın kitabı da ortada, peygamberin sözleri de ortada. Ben onlara ölçü kullanarak seni mizan ediyorum. 6 ay evvel methettiğin adamı tenkit etti seni diye 5 tane davayla. Ne oldu? Demek ki ruhama'u beynehum değil. Eşiddâ'u beynehum ruhama'u alel küffar. Allah'ın ayetini tersine çevirdi. Kafirlere karşı yumuşak, merhametli, müminlere karşı şiddetli. Buradan adamın hüviyetini anlayın. Ahkam-ı Kur'an'ı böyle ters telakki eden adam. Evet, Öngüt dava açmadı. Alay için. Onu da bayağı sert tenkit ettim. Hatta size garip bir şey söyleyeyim. Fethullah bahsinde de Fethullah'ın lehine onun aleyhine söz söyledim. Bak ben nasıl objektifim. Nurculuk dini değil, narcılık dini diye kitabı var. Allah aşkına nurculuk ayrı bir dindir demek için. Şeyh olmak mı lazım? İnsafa, vicdana sığar mı? Nurcular ne yapıyor? İman dava ediyor. Yanlışı da olsa, eksiği de olsa hedef insanları imana davet etmek. Sen buna narcılık dini diyeceksin. Çarşamba cemaatini o zaman Refah Partisi'ni destekliyor diye küfürle itham edeceksin. Bu adamla İhlas cemaatinin hiçbir alakası yok. Kabili mukayese de değil. Arkadaşımız karıştırmış. Saadet-i Ebediye Hilmi Bey'in kitabıdır. Onun kitapları daha başka kitaplardır. O kitaplarda da 1001 yanlış var. Bunu anlamak için, bu yanlışların detayına, vukufiyet için benim onun hakkında yazdıklarımı tahrifin bilmiyorum ya ikinci ya üçüncü cildinde okuyabilir. Başka bir sual sor. Üstadım, sualden evvel müsaadeniz olsa bir meselede irade-i kelamda bulunmak istiyorum. Evet. Her meselenin sizi Fethullah Gülen meselesine getirdiğine dair. Elhamdülillah siz Ehl-i Sünnet İslam'ın İslam karşıtlarına karşı çektiği bir kılıcı selli sehf etmiş bir şahsısınız. Verdiğiniz mücadelenin tabiatı icabı şartlar sizi her zaman bu düşmanlarla karşı karşıya getirecektir. Mevla Teala ayağınızı taşa değdirmesin. Büyüklerin duasıyla inşallah. Efendim, suale geçersek, köy enstitüleriyle ilgili malumat istiyor seyircimiz. Evet. İsmet Paşa Karabağ Ermenisi'dir. Bunu başka bir vesileyle ben daha geniş anlattım. Ahir ömründe de Mustafa Kemal'le ters düşmüştür. Bu ters düşme İsmet Paşa'nın öbürü kötü, o iyi manasına gelmez.
İki gavur arasında da ihtilaf olur, iki Müslüman arasında olabildiği gibi. İhtilafın mevzuna bakmak lazımdı. İsmet Taşan'ın bir meziyeti var ki namuslu bir aile reisidir. Yani her şeyi yerine koymak lazım. Size burada gene tafsilatıyla anlattım. Mustafa Kemal'in bazı hareketlerine karşı çıkmış. Bundan dolayı kovulmuştur. Önce bayar vekalet eder. Heybeliada'daki evine çekilmiştir. Mustafa Kemal'in İngilizlerle demin anlattığı münasebetlerini bildiği için acaba bir şey kızgınlıkla söylüyor mu diye bir yakınını İsmet Paşa'ya taraftar göstererek ona göndermiştir. İsmet Paşa o yakınına ağzından kaçırarak İngilizler ona neden diz bağı nişanı verdiler? Bakın Mustafa Kemal iki vesikayı ketmetmiştir. Hiçbir Kemalist'in eserinde bunları göremezsin. Birisi Sultan Vahidettin'in onu Anadolu'ya gönderirken eline verdiği Ferman-ı Humayun. Ben bunu 66 senesinde Seryaver Avni Paşa'nın istinsahiyle el yazısıyla 66 senesinde Sarıklı Mücahitler isimli kitabımda yayınladım. İkincisi de İngilizlerin verdiği diz bağı nişanıdır. Bundan da hiçbir yerde bahis yoktur. Ne o fermandan ne ondan. Sonraki hüviyeti itibariyle o da Fethullah gibi, bak gene geldi ona sıra. Onun iki hüviyeti vardır. Başlangıçta gösterdiği başka, sonraki hüviyeti başkadır. Bir insanın kimsenin desteğine ihtiyacı kalmadığı, kendini güçlü hissettirdiği zaman isar ettiği şahsiyeti, hüviyeti asıldır. Zayıf zamandaki hüviyeti rol olabilir. Taviz olabilir. Ancak bu tavizden kendi nefsini müstani addeder gücünün zirvesindeyken. Bu itibarla Fethullah'ın da ikinci hüviyeti asli hüviyetidir. Kemal Paşa'nın da ikinci hüviyeti asli hüviyetidir. Bu mantıki bir zaruretle kabul edilir. Bu ikinci hüviyetinde Kemal Paşa ile İsmet Paşa arasında bir fark yoktur. Ama İsmet Paşa neden sır verebiliyor onu kısaca söyleyeyim burada anlaşılması için. Köy enstitülerinden evvel İsmet Paşa'nın hüviyeti hakkında bir iki şey bulunmalıdır. Karabekir'in kitabına göre İsmet Paşa milli mücadeleye inanmıyordu. Karabekir'e diyor ki bu iş bitti. Bir çiftlik alalım, çekilelim çiftliğe. Kazım Ağa olalım, İsmet Ağa olalım diyordu. Yeni Bahçeli Şükrü İstanbul'da Mim Mim grubunda çalışıyordu. 50'li yıllarda ifşa etti. İsmet Paşa'yı sokakta yakaladı Mim Mim grubunun ajanları. Pardüs'ün cebinden silahı dayadılar. Maltepe'deki Yeni Bahçeli Şükrü'nün Şükrü Oğuz, bu adam subay, burada kaldı işgal zamanında ve Kuvayi Milliye'ye adam postaladı. İsmet Paşa'yı tekvif ettiler. Belli olmayacak şekilde Pardüs'ün cebinden silah dayadılar, yürü. Maltepe'deki karargaha getirdiler. Paşa'ya bir nefer elbisesi verin, Ankara'ya gidiyorsundu. Ben gitmem dedi. İnanmıyorum böyle bir şey olacağına. Bittik biz artık. Bunun üzerine Yeni Bahçeli Şükrü bunu Konyalı'nın dergisine yazdı 50'li yıllarda. Hayattaydı o zaman. Bunu bulunduğu binanın kömürlüğüne hapsetti. İsmet Taşa bu hapse dayanamadı. Bir müddet sonra tamam gideceğim dedi. Çıkarın beni buradan. Gitti. Ankara'da da dedi ki ben bu işe inanmıyorum. Mustafa Kemal Paşa ona dedi ki sen Rahip Pro'dan, Rahip Pro İstanbul'daki İngiliz entelijansının başıydı. Nutuk'ta da eğer tafsilata girişecek olsam Pro ile ilgili Mustafa Kemal'in onunla münasebetine daha çok şey söyleyebilirim ama beni burada İsmet Taşan'ın tavrı alakadar ediyor. Rahip Pro'dan duyarsan ki
Yunan'a biz galip geleceğiz, garanti. Yunan'a yardım etmeyecekler, altından bize yardım edecekler. O zaman inanır mısın milli mücadeleye? Bu bizim hareketin başarılı olacağını dedi, inanırım. Aha sana bir mektup veriyorum. İstanbul'a git, Rahip Uro'yla görüş. Bakın, İsmet Paşa Anadolu'ya kaçırılınca, Anadolu'ya kaçtı diye İstanbul gazeteleri haber yaptığı halde, Kuvayi Milliye'ye, demin söylediğim gibi yardım edenlere, iltihak edenlere verilecek ceza ölüm ilanları, meydanları doldururken, İsmet Paşa elinde Fro'ya mektup İstanbul'a döndü. Haydarpaşa Garı'nda bunu İngiliz zabıtaları, askerleri hemen etrafını sardılar, tevkif. Durun dedi, ben elçiyim, elçiye zeval yoktur. Bak, bu mektup Ankara'dan Rahip Fro'ya gönderilmişti, bunu götüreceğim. O zaman beraberinde Rahip Fro'ya gittiler. Rahip Fro aynen Mustafa Kemal'in söylediği garantiyi buna verdi. Tıpış tıpış geriye döndü. Şimdi bu nedir? İsmet Paşa sır biliyor. Bu konuşursa Mustafa Kemal'in foyası ortaya çıkar. Ne yapsın? Acaba bu konuşacak mı? Birini İsmet Paşa'ya taraftar göstererek yanına gönderdi. Bunu anlattım ama çok özet bir kere daha tekrar edeyim. Konuşurken dedi ki, ona İngilizler neden cizba nişanı verdiler? Onu ifşa edersem gününü görürdü. Tehdit etti Mustafa Kemal. O beni çocuk azarlar gibi azarladı. Bir milletvekilinin iki kızını Çankaya'ya aldırmış. O milletvekilinin kızları o gün eve dönmediği için İsmet Paşa'ya başvekil sıfatıyla gelmiş. Demiş ki, bizim kızları Çankaya'ya aldılar. Hala gelmedi, anası evde ağlıyor. Bu gazi ne yapacaksa yapsın da bizim ailelerimize, kızlarımıza tasallut etmesin. İsmet Paşa da gitti, bunu söyledi ona. Hayır, ben aldırmadım dedi. Olur mu, adam böyle söylüyor, yalan mı söylüyor? Cevat Abbas'ı çağırdı. Cevat Abbas, lan ben size emrettim mi falan milletvekilinin kızlarını alın gelin diye. Bunlar onun namına da iş görürler. Sadık kullarıdır. Cevat Abbas dedi ki, efendim çok sarhoşsunuz, hatırlamayabilirsiniz. Evet, sizin emrinizle getirdik. O zaman aldırdım saldırdım ne olacak dedi. İsmet Paşa dedi ki, rakı masasından devlet idare edilmez paşa. Vay sen kimsin? Defol dedi, bu kaçtı. İşte başlangıcı ihtilafım budur. Bir milletvekilinin iki kızıyla alakalıdır. Netice, baktı ki bu Dizbağ'ın nişanı meselesini konuşan adam geldi, bunu Kemal Paşa'ya söyleyince, ha bu bir fırsatını bulursa konuşacak. Ne yapalım? Birini araya soktu. İsmet Paşa'ya taraftarlık yaparak, ya Paşa Hazretleri, o çıkmıyor evinden. Heybeli'de bir evi vardı, ölümden evvel sattı. Heybeli'deki eve çekil. İsmet Paşa Hazretleri, yani siz Mustafa Kemal Paşa ile neyi arkadaştınız? Beraber memlekete ne hizmetler ediyordunuz? Gavurluk hizmet. Fethullah'ın ticareti hizmet adıyla anması gibi. Dershanesi ticaret, mektebi ticaret, gazetesi ticaret, televizyonu ticaret, hizmet. Hizmet yaftasını yap, yapıştır, adamın anasını avradını al sat. Hizmet. Millete aptal yerine koyuyorlar. Netice, ne güzel hizmet ediyordunuz. Ama o senden büyüktür. Bu anlaşmazlık memlekete zarar veriyor. Sen küçüksün. Bir gelsen, özür dilesen, barışsanız bu işi düzeltsek. Bunu kandırdı. İsmet Paşa çıktı geldi Dolmabahçe Sarayı'nda. Mustafa Kemal etrafındaki adamlarla oturuyor. Selam verdi. Kimse selamını almadı. Bu bir tertip. Anladı ki oyuna geldi. Kenarda bir sandalye çekti, oturdu. Dönüp de gidemedi. Bakalım ne olacak? Oturdu. Baktı ki, merhaba paşa, hoş geldin diyen yok. O sırada evine çekince İngilizce öğreniyor. Cebinde bir İngilizce gazete.
açlı gazeteyi gazeteyle meşgul oluyormuş gibi. Madem ki böyle istiskal edildi, dil bilmiyorsunuz, yani hafife alındı, ağırlığına göre muamele edilmedi, okumaya başladı. Mustafa Kemal birden laf attı. Paşa, o gazete ne yazıyor? İngilizlerin bana neden dizbağı nişanı verdiğini mi yazıyor? İsmet Paşa anladı ki laf ona duyuruldu, gazete elinden düştü. Ulan dedi, bilmiyor musun Lloyd George'un düşmesine sebep oldum da. Onun için sanki Lloyd George'u düşürdü diye Mustafa Kemal'e dizbağı nişanı verecekler. Mantığı var mı? Onun için verdiler dedi. Defol dedi buna. Yel yepelek kaçtı. Ölene kadar da evinden çıkmadı. Ölene kadar evinden çıkmayan İsmet Paşa, Mustafa Kemal'in vefatından sonra Şükrü Kaya ile Recep Peker tarafından evinden alındı, meclise getirildi. İsmet Paşa bir beyanat yazdı. Zulüm ve şakavet devri bitmiştir. Sen ne yapıyorsun paşa dediler. Ne yapıyorsun? Biz senin konuşmanı hazırladık. Bu mecliste sana taraftar 50 kişi yok. Biz emri vakıyla, bak meclis kordon altında. Sen reisi cumhur yapmaya uğraşıyoruz. Sen Kemal Paşa'yı methedeceksin. Hani vatan sana minnettardı diye bir lafa vardı. İlk mektepte bizim ey Türk gençliği sözüyle birlikte duvarda asılıydı. O konuşmayı onlar yazmışlar. İsmet Paşa'nın imzasıyla yayınlandı. Mustafa Kemal Paşa 19 sene icraatı. 1920'den 1938'e kadar. Yurt dışına adım atmadı. Dahası var, Atatürk'ün Nöbet Defteri isimli kitaba bakın. Kapısındaki katiplerin tuttuğu notlar. Sabaha kadar içer. Sabah şafakla birlikte yatar, ikindiye yatkın kalkar. İşte falan geldi, falan gitti, balık istedi, meze istedi, rakı istedi, hepsini yazarlar. Tarih Kurumu yayınıdır. Bunun manası korkudur, ihtilal korkusu. Çünkü bütün ihtilaller gece olur. Mustafa Kemal bütün gece boyunca ayaktadır. Gündüz sabah vaktinden sonra ikindiye kadar uyur. Kalktığı zaman kahvaltısı beyaz peynir, beyaz leblebi ve rakıdır. Kitapta görün, resmi yayındır. Atatürk'ün Nöbet Defteri. Padişah makamına geçen adam kahvaltısını rakıyla yapıyor. Evet, İsmet Paşa Mustafa Kemal'in yakınlarını harcadı. O bir defa yurt dışına çıkmadı. İsmet Paşa 39'da ilk defa Rusya'ya gitti. Onun da bir tek yurt dışı seyahati var. 1950'ye kadar, 38'den 12 senede onun reisi cumhurluğu var. Zaten başvekilken de çıkmadı. Bir tek Rusya seyahati var. 39'da Rusya'ya gitti. Rusya'dan aldığı ilhamla köy enstitülerini kurdu. Köy enstitüleri sonradan dedi ya, ben de ortanın solundayım. Solunda değil, tam ortasındasın da demokrasiye geçildi. Yumuşak iniş yapıyorsun. Nasıl komünizm dini reddederse, onlar da dini ortadan kaldırmak iddiasıyla işe giriştiler. Kemalizmin bir tek hedefi vardı. Asabiyeti diniyeyi yok etmek. Tarih görüşü de bunun içindir. Lisandaki tahribat da bunun içindir. Yazı değişikliği de bunun içindir. Din eğitiminin yasağı da bunun içindir. Hocaların asılması da bunun içindir. Her şey. Onlara göre 30 sene sonra Türkiye dinsiz olacak. 19. asır materyalizme inanan bu kadro, dünyada dinlerin ömrünü bitirdiğine inanıyorlar. Gelecek asır, yani bu 20. asır, dinsizlik asrı olacak. Din başa başa hurafedir. Türkiye'de bu işin öncüsü olacak. Böyle ümit ediyorlar. İnanma ihtiyacının fıtrı olduğunu bilmeyen cahiller.
Maraşal olmak, orgeneral olmak cahil olmaya engel değil. Rütbe başka, ilim başka şey. Cihan tarihinde bir mabuda inanmayan, doğru veya yanlış, hiçbir topluluk gelmiş geçmiş değildir. İptidai kavimlerden itibaren. Çünkü bu kainatı, beşerin hayatını mebde ve meat meseleleriyle izah ihtiyacı fıtri bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı kendi kendine tatmin edecek fikirlere insanlar ulaşamayacağı için Allah-u Azimüşşan peygamberler göndermiş. Bu yardıma ilk insanla başlatmış. Hiç kimse bu yardımdan hariç kalmasın diye. İlk insan Adem, ilk peygamber de o. Akıl yetseydi Allah-u Azimüşşan peygamber göndermezdi. Akıl yetmiyor. La dini, dinsiz bir toplum görülmemiş. İstisnai birkaç fert, onlar da akıl hastasıdır. Selameti zihniyesi olan bir insan şüphede olabilir. İnkar da iman gibi bir tasdiktir. Kaziye-i muhkemedir. Yok da ispatı gerektirir, var gibi. Onlar şüphe makul olabilir. İnkar asla insan zihninin, aklı seliminin kabul edeceği bir şey değildir. Çünkü yokluğu ispat edilemez. Kainat bir kudret-i ilahiyenin tezahürleriyle doludur. Ağaçlar, hayvanlar, nebatlar, toprağa bakın, toprağa. Dünyanın beşte dördü su, beşte birinin de ancak beşte biri mezru, yani ekilebilir arazi. Gerisi orman, kayalık, çöl. 7 milyon insan besliyor. Toprak, yediğiniz her şeyin mahiyeti, asliyesi topraktır. Siz topraktan gıda yapamazsınız. Ama onu bir bitki yapar, bir hayvan yapar. Bir hayvan, birine inek desen kızar. İnek seviyesinde telakki edilmek hakaret sayılır. İnek otu yer de süt yapar. Sen o otu kamyon kamyon bir kimyagere ver de insan inekle kıyas edilmeyecek kadar kabiliyetli olduğu halde bir gram süt yapsın. Hayvan otu yer de et yapar. Kimyahaneye otu gönderelim de bundan et çıkarsın bir kimyager. Asla. Hepsi toprağın tahavülatıdır. Toprağa döner tekrar, tekrar nebata, hayvanata, insana geçer. Lavoisier kanunudur. Kainatta bir şey eksilmez. Her şey ebedi bir tebeddülat halindedir. Netice itibariyle hepsinin anası topraktır. Belki küre-i arz üzerinde milyonlarca yılan var. O da besleniyor. Aslan, kaplan, fil besleniyor. Balina besleniyor. Akrep senede bir defa karnını doyuruyor, ölmüyor. Balina bir günde 10 ton balık yiyor. Allah kaplumbağaya 300 sene ömür veriyor. Kelebeğe 15 gün ömür veriyor. Allah'ın kavan-ı ilahiyesi, meşiyet-i ilahiyesi, adetullahı, sünnetullahı bu kainatta her şeyde cari. Bunu inkar akıl hastalığıdır. Veya bunu bir insana benzetmek. Hristiyanların yaptığı gibi. Yahut Hintliler yaptığı gibi bunu bir hayvanda, inekte teşahhüs ettirmek. İneği ilah tanımak hala akıl hastalığından başka bir şey değildir. Siz Allah'a nihayetsiz şükredin ki Enbiya-i İzam Hazaratı'nın silsilesinde en son ve en şerefli peygambere risalet nöbeti geldikten sonra ruhlar aleminden dünyaya gönderildiniz. Yoksa bütün ruhlar anı vahitte Allah'ın kün emri varit olduğu zaman
dünyaya gelmiş ve gelecek insanların ruhları o anda yaratıldı. Gelecek olanlar hala bekliyor. Günde 40 bin ruh, ana rahminde 120 gününü tamamlayan bir cennet radyosan gibi giriyor her gün. O civarda ruh da bedenleri terk ediyor, o bedenler toprağa veriliyor. Toprak oluyor. Kainattaki bu nizam hangi cihetinden tetkik edilirse edilsin, bir külli varlığın var etmek için kendisi var olmaya ihtiyaç olmadan var olan bir varlığa muhtaçtır. Varlığın bir yerden başlayabilmesi için. Yoksa fasit daire onu yarattı, onu yarattı, onu kim yarattı? Suali bitmez. En sonunda öyle bir varlık olacak ki var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç olmadan var olacak. Kaldı ki senin gözünün takati nasıl hudutluysa buradan Ağrı Dağı'nı görmüyorsun. Vücudunun fiziki kuvveti nasıl tahtitliyse, kulağının işitme kabiliyeti nasıl tahtitliyse her sesi işitemiyorsun. Beyninin idrak kabiliyeti de hudutludur. Hakikat ise sonsuz. Senin beyninin kabili kontrol olan noktasına, beynin de kabili kontrol olan noktasına kadar mükemmelliği gördün mü? Oradan ötesine teslim olursun. İşte bu şükürdür. Kabili kontrol olan her noktada İslam'ın mükemmelliğini gördün mü? Meleği görmediğin halde kabul edersin. Cenneti, cehennemi görmediğin halde kabul edersin. Çünkü artık o kadar doğruluk arkasından bir yanlış sadır olamaz. Bu mantıki bir zarurettir. Fizik kanunlarını ortaya koyanlar da o kanuna tabi olan bütün eşyayı, tabiyeyi tecrübe etmiyorlar. Belli miktarda tecrübe ettiği halde kaideyi umumi olarak koyuyorlar. Bütün sular 100 derecede donar diyor. Bütün suyu mu tecrübe ediyor? Asla. Demek oluyor ki iman bir vicdani, akli bir mecburiyettir. Şimdi böyle olduğu halde bizim Kemalist kadro düşünüyordu ki dinlerin modası geçti. Biz önce olacağız. İsmet Paşa da bu kafadaydı. Onun için Türkiye'yi komünistleştirmek için Rusya'dan aldığı ilham ile köy enstitülerini kurdu. Köy enstitülerini rezalet ayyuka çıktı. Fuhuş, ahlaksızlık, din düşmanlığı, komünist propagandası ayyuka çıktı. Demokrasiye geçilince bunlar konuşulur oldu. Demokrat Parti bunları mektebe çevirdi. Gene böyle bir kıyamet koptu. Fethullah'ın dershanelerini mektebe çevirmek istiyor. Sen mektepçilikle iştihar etmişsin. İyi ya, dershanelerinde mektep yap, mektebe ilave et. Üstelik devlet sana yardım ederim diyor. Vergi muafiyeti diyor. Efendim arsa veririm diyor vesaire. Mektepçilik kötü bir şey mi ki? Sen dershanenin mektep haline getirilmesi karşısında feveran ediyorsun. Kötüyse niye 500 mektep açtın dünyanın dört bucağında? Hayır, maksat o değil. 28 Nisan hadiseleri nasıl 27 Mayıs'a hazırlıksa onlar da Taksim hadiselerini müstakbel ihtilale hazırlık olarak yaptılar. Sökmedi. Çünkü millet değişti, lider değişti. Menderes bir hanım evladıydı. 28 Nisan'dan sonra radyoda konuştu. Gençlere rica ediyorum. Lütfen bu hareketlere vazgeçin. Sen böyle nihamet makamından rica et bakalım, kim dinler? Deniz Baykal yakasına yapıştı. Ankara'da Kızılay Meydanı'nda. Ne istiyorsun? Hürriyet istiyoruz. Ya daha ne hürriyet istiyorsun? Başbakanın yakasına yapıştın. Deniz Baykal olduğu söylenir onun. Bu hadiseyi bir zamanda gazetede okuduk. Ama o kibar bir adamdı. Bizim bugünkü başbakanımız öyle değil. Mesaj alındı diyorlar. Ne mesajı? Ne mesajı? Havaalanında başladı dik durmaya.
havaalanından Ankara'ya kadar. Menderes değil, halk çocuğu. Cesaret, tabiatla haşir neşir yaşayan insanlarda olur. Şu kule gibi gördüğünüz apartmanlar var ya, onlar da doğup büyüyecek çocuklara acırım. Onlar böcek görse korkarlar. Tabiattan kopuk. Fukara çocuğu, tabiatla haşir neşir çocuğu, çocukken kavga eder, erik çalar, ağaçtan düşer, eşekten düşer. Alet-i rüyesi ona göre teşekkür eder. Tayyip Bey bir fukara ailenin çocuğu olmasa dik duramazdı. Bak Erbakan duramadı. 10 ayda çekildi gitti. Yetişme farkı, alet-i rüye farkı. Demek oluyor ki, Taksim hadiseleri 28 Nisan'a tekabül eder. Sökmedi. Hem millet çok değişti o günden bugüne, hem de lider çok değişti. Çok değişti. Sökmedi. Arkasından dershane işinde muhalefet yaptılar ki sanki ölüm kalım savaşı. Hatırlayın. Ya senin dershaneni kapatmıyor ya. Senin dershaneni mektep yap diyor sana. Hizmetmiş. Sen fukara çocuklarına bir vakıf kurup da bedava mı üniversiteye hazırlık dersi veriyorsun? Ne hizmeti? Mektebi en pahalı mektep. Dershanesi en pahalı dershane. Sen zengin çocuğunu, parası olan çocuğunu fukara ailelerin çocuklarına faikiyet teşkil etsin diye, daha üstünlük kazansın diye para kazanarak fukaranın aleyhine ihanet ediyorsun. Dershanenin manası budur. Fakir bir aile çocuğu o dershaneye gidemez. Yap bir kontenjan. Fakir ailelerden de 100 kişiyi ben bedava okutuyorum de. Abdülhamid'in torununa bir sponsor bul okutalım dediler bana. Biz parasız okutamayız. Sen Sultan Abdülhamid dendiği zaman sahnede karı gibi ağlıyorsun da. He? Torununu bedava okutamıyorsun 3000 kişinin okuduğu bir mektepte. Sen bir holdingsin. Ve holding reisi, mafya reisisin. Sen bir hoca değilsin. Dini bir hareket değilsin asla. Dini ortadaki yem gibi kullandın. Ve subhanallah bu herife temas etmeden laf söyleyemiyorum. Nereden buraya geldin? İsmet Paşa'ya döneyim. İsmet Paşa, benim oğlum bina okur, döner döner bir daha okur derdi eski. İsmet Paşa köy enstitülerini dinsizliği gerçekleştirmek için kurdu ama demokrasiye geçirmekle millet azıcık sesini çıkarabilir hale geldiği için buralarda olan rezaletlerden şikayetler başladı. Size Kıbrıs meselesinde söylediğim gibi bir mesele halka intikal etti mi? Siyasiler reye tesir edeceği için ona tesahüp ederler. Yani madem ki millet umumiyetle bu mekteplerin aleyhinde çocuk düşürmeler, rezillikler, komünist propagandalar, onların temsiller yaparlar, temsilde din aleyhine temsiller halk evlerinde rezillik. Demokrat Parti bunu kapattı. Ama bu kapatışta ben bir şey hatırlıyorum. Cezmi Türk Demokrat Parti milletvekiliydi. Zannediyorum Cezmi Türk'tü. Meclis kürsüsünden bir resim gösterdi. Bu nedir arkadaşlar? Herkes baktı, orak çekiç. Fotoğraf orak çekiç. Bu orak çekiç değil mi? Hayır, bu orak çekiç değil. Bu Hasan olan köy enstitüsünün uçaktan çekilmiş resmi. Binayı bile orak çekiç şeklinde dizayn etmişler. Havadan çekilen resmi orak çekiç. Bunu adam meclis tabutlarında bulabilirsiniz. Bunu adam kürsüden gösterdi. Bu nedir? Burası bir komünist yuvasıdır. Orak çekiç komünizmin sembolüdür. Onun için biz bunu kapatıyoruz. Bu esbab mucibeyle kapattılar. O zaman da aynen bu dershane meselesindeki gibi kıyametler koptu solcularda. Solcularda. Şimdi solcuların nefesi tükendi. Rusya'da yıkılınca
arkalarında bir kuvvet kalmadı. Arkalarında bir kuvvet kalmayınca bu solcuların İslam'a gidişi, Türkiye'nin İslam'a doğru meyledişine engel başka bir kuvvet bulmak lazım. Fethullah solun boşluğunu doldurdu. Ve Yahudi güdümlü olarak doldurdu. Bu da bir ihtilal teşebbüsüdür. Tarihe 31 Mart gibi geçecek. O derecede ehemmiyetli bir iştir. Belki 1960'tan itibaren gerçekleştirilmiş olan ihtilallerde dahil teşebbüslerle birlikte en köklü, en akıllı, en iyi düşünülmüş ihtilal teşebbüsü 17 Aralık teşebbüsüdür. Çünkü iktidarların en zayıf tarafı hırsızlıktır. Hırsızlıktan şaibelendirebildin mi birisini? Baban olsa tutmazsın. Halk bu sefer bu dolmayı yutmadı. Baktı ki hakkında böyle iddialar bulunan insanları itiraf etti. Korumadı. Sen arkadaş böyle bir ithama maruz kaldın. Demiyorum ki suçlusun. Ama bu şaibe devam ettiği müddetçe sen benimle birlikte olamazsın. İstifa et. İstifa et. Dört bakanı istifa ettirdi mi? Bitmesi lazımdı. Niye bitmiyor? Çünkü o bir bahaneydi. Hırsızı ya da bunlar da hırsız kabul etmek de vebali mucib olur. Daha ne olduğu belli değil. Bak Halk Bankası umum müdürü serbest bırakıldı. Evinde müsaade edilen paralar da geriye verildi. Bu kararı veren de bir hakim. Yani şu kadar kısa zamanda hakim değişince tersine döndü. Demek ki bugün adalet ki idarede temeldir. Adaletten şüphe edildiği zaman o memleketteki huzursuzluk çok umumileşir. Bunlar en büyük zararı adliye verdiler. Adalete güveni sarstılar. Hanefi Avcı, hiçbir kabahati yok. Polisle, Fethullahçılarla mücadele etti, bugün 15 seneye mahkumdur. Yani biz zannettik ki Ergenekoncuları, balyozcuları tekif eden adamlar, vatansever savcılar, Zekeriya Özler bilmem neler. Meğersem rakip bertaraf etmişler. Onlar hapise tıktıktan sonra ihtilal teşebbüsünü bizzat deruhte ettiler. Rakip bertaraf etmek içinmiş. Şimdi çıkıyor ortaya. Gerçekten onların içinde ihtilal düşünenler de şüphesiz vardır. Ama kendi muarızlarını da onlara kattılar. Buradan şu netice çıkıyor. İsmet Paşa dinsizliği tarsin için demokrasiye geçilme hengamında Kemalist eğitimin kafi gelmediğini gördüğü için tam komünist bir eğitimle köy enstitülerini kurdu. Lakin mevsim onların aleyhine döndüğü için 50'den sonra milletin eline rey silahı geçtiği için milletin umumi nefreti ve muhalefeti karşısında bir iktidar onu değiştirdi. Muallim mektebine tahvil etti. Gönsün aslı budur. Kemalizmin milli eğitimdeki din aleyhtarlığını kafi addetmeyen İsmet Paşa, bu din aleyhtarlığını mutlak din aleyhtarı komünizmle tarsin etmek istedi. Ve Türkiye'de 15-20 yerde gönslerine başladı. Lakin dünya şartları demokrasiye geçişi zorladı. Çünkü millete teveccüh eden tecelli ilahiyede tebeddülat zamanı geldi. Hitler'in diktatörlüğü bahane oldu. Dünya demokrasiye geçti. Bunlar da dünyayı aldatmak için halk fırkasında başvekillik yapmış adama Celal Bayar'a müsaade ettiler ikinci partiyi kursun diye. Yani demin söylediğin gibi tezeyi ikiye böldüler.
veya patatesli eti. Bizde de birden fazla parti var dediler. Ama bu sökmedi. Zaman zaman bu partiler arasında şahıs farklarıyla da olsa başkalaşma usule geldi. Bu başkalaşmada her adım İslam'ın lehine cereyan ede Tayyip Bey'e kadar iş geldi dayandı. Bugün Kemalizmin çatırdadığını onlar görüyor. Askeri mektebe seçimli Kur'an dersi konulması var ya, mutlak bir ihtilal sebebi olurdu bundan 30 sene evvel olsa, 40 sene evvel olsa. 60 ihtilalinde kullanılan gerekçeler bunların yanında bir iştir. Bugün öyle şeye kimse aldırmaz. Bugün Kemalist bir kafa için ihtilali haklı gösterecek, milli iradeye karşı çıkmayı haklı gösterecek çok daha fazla sebep var. Lakin şartlar müsait değil. Dünya küçüldü. Adam sana ambargo koyuyor. Beynel münasebetlerin kesafet peyda ettiği bir zamanda Mustafa Kemal zamandaki gibi kapat hudutları içeride az kes yapamazsın. Dünya müdahale ediyor. Eder. Siz bakmayın Suriye'de iktidar gavur, muhalefet Müslüman olduğu için seyrediyorlar. Çünkü İsrail'in menfaati Suriye'de Müslümanların iktidar olmasına zıt. Eğer Suriye'de İslami bir idare olsa da ona muhalefet edenler bunu sayrı gavurları gibi olsaydı Amerika ilk günde müdahale ederdi. İsrail güdümlü olarak. İsrail'in menfaati bunu gerektirdi. Çünkü İsrail biliyor ki civarındaki devletlerden birinde, Türkiye'de dahil buna, Müslümanlar iktidar olursa, İslamiyet iktidara gelirse her Müslüman Yahudi alettarıdır. Muhteber tefsirlere bakın. Gayril mevdubu aleyhim veleddallin. Kimdir bu dalalette olanlar? Müfessirlerin kahir ekseriyetine göre Yahudilerdir. Kur'an-ı Kerim bugün güviyetleriyle Tevrat'ı kendi nefsani arzuları istikametinde değiştirmiş olan Yahudiler aleyhine en ağır sözlerle hücum eder. Düşünebiliyor musunuz? Tevrat semavi bir kitap. Bu semavi kitapta peygamberlere ait haşa ve kella, edebe mugayir, seks hikayeler vardır. Bunun Allah kelamı olmasın, bu muhtevayla Allah kelamı olmasına imkan var mıdır? Davud aleyhisselam Allah ile güreşmiş, haşa Allah'ı yenmiş, bundan dolayı İsrail denilmiş ona, Allah'ı yenen manasına. Üzeyr aleyhisselam Allah'ın evladıymış, doğurmuş. Hazreti İsa Allah'ın evladı, Hristiyanlar dediği gibi. Allah ile güreşirken Davud aleyhisselam uyluk kemiği incinmiş, onun için Yahudiler uyluk kemiğini ihtiva eden hayvanların butlarını yemezler. Ön kol yerler. Şu batıllara bak. Bir Müslüman İsrail'in dünyada çevirdiği fırıldakları Müslümanlar aleyhine icra ettiği kötülükleri bilirse Yahudi'ye düşman olmaz da ne yapar? Bütün İslami kaynaklar onların tarihi içinde kötülüklerini söylerler. O kaynaklardan sonra da yakın asırlarda da yaptıkları fenalıklar ortada da Osmanlı'yı yıkan Yahudidir. İngiliz görünür. İngiliz'i kendi emeline alet eden Yahudidir. Yahudi robisidir. Birçok işlerin, ihtilallerin, kanlı hadiselerin arkasında Yahudi vardır. Bunu Müslümanlar iktidar olursa bunun hesabını sorar korkusuyla hiçbir yerde Müslümanların iktidar olmasını istemez. Her ülkede İslam'a karşı tavrın birinci destekçisi İsrail'dir. Yahudi lobisidir. Mısır'da bunu gördük. Suriye'de gördük. Türkiye'deki işte İsrail'in işidir. One minute'in cevabıdır.
Taksim'de Van Münit'in cevabıdır. 17 Aralık'ta Van Münit'in cevabıdır. Bakın bilmem kaç seneden beri dinliyorlarmış. Ondan evvel niye dinlemiyorlardı? Tarihe dikkat edin. Van Münit'ten sonra Fethullah'ın adamları binlerce adamı dinlemeye başlamış. Bu ne demek? O gün Yahudi'den gelen talimatla oluyor bu işler. Şimdi ne çıktı ortaya? Dinleme kasetlerini İsrail'e kaçırmışlar. Bu vatan ihaneti değil de nedir Allah aşkınız? İsmet Paşa'nın ihaneti devam etmedi. Neden? Mevsim icabı. Demokrat Parti onu kapattı. Bu da devam etmez. Mevsim icabı. Hiç korkmayın, bundan sonra İslam'ın galebesi an be an gerçekleşecek. Başka bir sual var mı? Üstadım, birisi demiş ki geçmişte söz vermiştiniz Osmanlı'da istihbarat ve Yıldız İstihbarat Teşkilatı hakkında müstakil bir sohbet yapacağınızı vaat etmiştiniz. Ben hatırlamıyorum ama böyle bir vaatten bahsediyorlar. Bunu ne zaman yaparsınız diyor. Yani bunu şimdi yapamayız. Bak ezan okundu. Şimdi yapamayız. Bu uzun bir meseledir ve de az incelenmiş bir iştir. Osmanlı tarihinde mesela evlat kardeş katlinde çok muhalif tavır alanlar şundan yanılıyorlar. İstihbarata dayanan bilgiler fazla bilinmez. Ehli bilir. Bir istihbaratçı şimdi mesela diyelim hatırat yazarsa bilirsin vaktiyle şu olmuş, şundan olmuş, bundan olmuş. Biz mesela hükümetin de bazı işlerini beğenmiyoruz. Ama sonra durup düşünüyoruz. Belki bizim bilmediğimiz bir şeyler biliyor. Mesela başbakan Mısır'da dedi ki layık olun. Benim kafam kızdı ya, sana mı kaldı onlara layıklığı tavsiye etmek? Ama herhalde layık olun, eğer şeriatı ilan ederseniz karşınızdaki güçler rahat durmayacak. Belli bir müddet layıklığı gösterin de yürüyün. Demek istedi. Belki böyle bir bilgisi vardı. Bak biz bunu bilemeyiz. Osmanlı tarihinde de istihbarat işlerini bilmek mümkün değildir. Bakın Cağalazade Sinan Paşa, ben yazdım bitirdim tarihte onu. Ama yazdıktan sonra ne öğrendim biliyor musun? Papalık. Papalık kendisine teklifte bulunmuş. Bunu Vatikan'da çalışan bir İtalyanın çalışmasından öğrendim. Sonu yok ki bu iş. Cağalazade'ye Osmanlı hanedanı yerine senin hanedanını ipka edelim. Bir ihtilal hep biz de seni destekleyeceğiz diye teklifte bulunmuşlar. Şu Cağaloğlu'nun adını veren adam. Yanlışı var, doğrusu var ama mühim bir şahsiyet. Ben bunu yazdık, bitirdikten sonra bu bilgiyi elde ettim. Niye? Bu istihbarat Vatikan'da gitmiş, çalışmış o İtalyan'da. Bulmuş bunun vesikasını. Ama buna karşı Cağalazade Sinan Paşa ne demiş? Ne yapmış? Bir şey yapmış mı? Yapmamış mı? Gizli olan şeylerden Bakanın üstten de haberi yok. Şimdi ben bunun doğruluğuna veya yanlışlığına hükmedemem. Çünkü kaynak yok işte. Böyle gizli işler böyledir. Ama bir şey var ki Vatikan bunu teklif etmiş. Fakat onun ne yaptığını, ne bu istikamette bir hareket yapıp yapmadığını Bakanın üstlerden çıkaramıyoruz. İstihbarat böyle bir şeydir. Onun için bu kadar Osmanlı tarihiyle ilgili eser topladım gençliğimden beri. Ben şu ana kadar istihbaratla ilgili bir makale gördüm. Bir makale, başka bir şey görmedim. Kitap hiç yok. Size garip bir vaka söyleyeyim de burada anlayın. 4. Murat'tan sonra 1. İbrahim kardeşi 1. İbrahim padişah olmuştur. 8 sene padişahlığı var, fazla değil. 8 sene. 1640'dan 1648'e kadar. Buna Deli İbrahim demişler. Yani belli bir müddet kafes arkasında yetiştiği için bir asabiyeti var vesaire ama deli olmadığına bir delil.
Bak size. Papalık meclisinde o gün bir Osmanlı casusu var. Bu Osmanlı casusu kardinal rütbesine kadar yükselmiş. Bunu nereden biliyoruz? Tam 300 sene sonra. 300 sene sonra, yani 1640'lardaki işi 1940'larda. Bu Osmanlı casusunun oturduğu ev istimlak edilmiş, yıkılmış. Yol genişletmek için. Duvarda bunun evrakı bulunmuş. Evrakı bulununca bunun Osmanlı casusu olduğu o evraktan anlaşılmış. Bunun evrakını Fransızlar 7 cilt halinde yayınladılar. Bak 300 sene sonra ele geçen evrakta. O birinci Ahmet'in, pardon İbrahim'in, Deli İbrahim denilen adamın o casusa sorduğu suallere baktığın zaman deha çapında akıllı. Falan hükümdarın meşru varisi var mı? Çocuğu var mı? Falan hükümdarın falan hükümdarla akrabalığı var mı? Vesaire. Bu bizim casus Vatikan'da Papa'dan evvel ölmese papa olacak. En kıdemli kardinal. Bunun evrakını 7 cilt halinde Fransızlar yayınladılar. Burada ne acayip işler var. O papalık meclisinde alınan bir kararı Roma'da birine bildiriyor. 4. 5. elden İstanbul'a, Romanya üzerinden geliyor haber. 4. 5. elden. Ve padişahın suallerini bırak da bir enteresan şey var. Şeyhülislam'a bir mektup yazıyor. Sen fetva verdin, ben burada şarap içiyorum. Haçı öpüyorum. Açık saçık kadınlarla düşüp kalkıyorum. Hoca bu iş caiz değildi de. Sen bu fetvayı verdinse bu işi yapıyorsam ahirette iki elim yakandadır diyor. Hem de korkuyor ki. Yani bu işi devletin menfaati için yapıyorum ama acaba bu caiz midir değil midir? Şeyhülislam'ın fetvasıyla yapıyor bu işi. Bu da çıkıyor ortada. Şimdi bu evrak bulunmasa biz 1. İbrahim zamanında Avrupa'yı böyle takip etmiş Osmanlılar diye bilemeyiz. Çünkü istihbarat evrakı ekseriye muhafaza edilmez. Arşivde de istihbaratla ilgili çok az bilgi vardır. Son devirler, Arap isyanlarıyla ilgili vesaire raporlar bulursun. Bunlar zaten istihbarat bilgilerinden ziyade resmi raporlardır. Onun için istihbaratı layıkıyla yazmak zordur. Ben inşallah Allah nasip eder Osmanlı tarihini bitirirsem siyasi tarih yazıyorum. Bir ciltte müesseselerin tarihini yazacağım. İstihbaratı orada yazacağım. Ama ileride böyle az bilinen meselelerde, bilgim nispetinde veya yanlış bilinen meselelerde sizin gibi gençlerin birbiriyle münakaşa edip de içinden çıkamadığı meselelerde, bunlar dini de olur, tarihi de olur, birer birer bunları anlatacağım. Bunu da o meyanda anlatırım. Şu anda bu biraz uzun bir iştir. Uzun bir iştir. Biraz romanda bahsettim. Mesela Zavnos Paşa 2. Murat zamanında istihbarat getirerek İstanbul'a gelmiştir. Zavnos Paşa bugün Trabzon'da Boztepe'de Ahi Evren Dede, halk Arivan Dede der. Ahi Evren Dede, Orhan Gazi zamanında kurulmuştur o tekke, henüz Trabzon Müslüman olmadan işi istihbarattır. Şehirde ayakkabıcılık yapar, oradaki ahvali Osmanlı sarayına bildirir, padişahlara bildirir. Meşhur Zavnos Paşa'da, Fatih'in adamlarından Zavnos Paşa'da bir istihbarat bilgisi 2. Murad'a getirmek için İstanbul'a gelmiştir. Trabzon'un benim kazamın sahillerinde Yunus balığı avlarlar. Hala da bu vardır. Ve bundan balık yağı çıkarırlar, İstanbul'a satarlar.
O da bu işlerde çalışmıştı. O balık yağını satmak için İstanbul'a gelenlerin bahanesiyle gelmiş. Romanda anlattım. Ve Trabzon ahvali hakkında Fatih'in babası 2. Murat'a malumat vermiştir. Böyle ufak tefek kayıtlara bakan üstelere rastlıyoruz. Ama kamil manasıyla Osmanlı istihbaratı yazılmamıştır. Esasen Osmanlı tarihi bile ciddi bir surette yazılmış sayılmaz. Ciddi bir surette yazılmışsa kimi metiye yazmış, kimi reddiye yazmış. Tarih ne metiyeye ne de reddiyeye müsaittir. Her insan hata eder, hatasıyla, sevabıyla bilebildiğin kadar eğriyi, doğruyu bilerek yazmaz. Şimdi bunun size bir misalini vereyim. Ben peygamber mesine masar Fatih'i bile tenkit ettim. Ben yazdığım tarihe bakarsanız görürsünüz. Bir hususta tenkit ettim. Bu onu küçültmez. Bosna kralı Bosna fethedilirken sadrazama eman talebinde bulunarak teslim olmuş. Eman kabul edilmiş. Eman talebinde bulunarak bir yere sulhen elde edersen orada kimsenin canına malına dokunamazsın. Fakat Fatih Boşnakların kralını ikinci sınıf bir hocadan bir fetva alarak asmıştır. Eman aldan bir adamı asamaz. Ben bunu tenkit ederken de bir meslek gösterdim. İran'a giden İslam orduları Hazreti Ömer zamanında bir kaleyi muhasara etmişlerken içeridekiler kale kapısını açtılar, teslim oldular. Hayrola, biz eman aldık. Kimden eman aldınız? İslam ordusunda bir köleden. Köleden. Kumandan bunu tanımak istemedi. Kumandanlar arasında ihtilaf çıktı. Bir ulak koşturdular Hazreti Ömer'e. Onun reyini sordular. İçimizden bir köle, sahibi selahiyet olmayan birisi kale dahilindekilere eman verdi, onlar da kaleyi açtı. Biz şimdi buraya sulhen alınmış bir yer muamelesi mi yapalım? Bu emanı kabul etmeyerek halben alınmış bir yer muamelesi mi yapalım? Hazreti Ömer dedi ki Müslüman köle de olsa Müslüman, onun verdiği söze riayet edin. Emanla teslim oldular, ona itimat ettiler. Bir Müslümanın kölesine bile itimat caizdir, gerektir. Harbi muamelesi yapmayın. İyi de Fatih bu Hazreti Ömer'in tatbikatı bu olduğu halde Bosna kralını astı. Şimdi ben bunu yazdım ama sonra düşündüm. Acaba bir istihbarat mı elde etti ki bu böyle teslim olmasına rağmen böyle yapanlar çok oldu. Mesela Karaman Bey'i, Ali Bey'i, Çelebi Mehmet çağırdı Bursa'ya. Ya dedi biz sefere çıkıyoruz, siz arkadan hücum ediyorsunuz. Sefere çıkıyoruz, Allah aşkına ahat bir yemin et. Aha sana Kur'an-ı Kerim. Bir daha Osmanlı'ya saldırmayacağım, arkadan vurmayacağım bir sefere, Avrupa'da sefere çıktığımız zaman diye. Yemin et dedi. Bunu tahmin ettiği için koynuna bir güvercin koydu. Elini güvercinin üzerine bastı, dedi ki vallahi billahi bu can bu bedende durduğu müddetçe kendi canını kastediyormuş gibi. Ben Osmanlı'ya sefere çıktığı zaman arkadan bir daha taarruz etmeyeceğim. Oh, Kur'an üzerine yemin etti. Can tende durduğu müddetçe. Kendi canını zannettiler. Dışarıya çıktı, kuşun kafasını gezdi. Can tenden çıktı, yemin bozuldu dedi. Hile yaptı. Şimdi acaba Fatih de o adamın bu biat almasına ve teslim olmasına rağmen isyan için bir hazırlık mı yapıyordu? Fatih bunu mu haber aldı? O belli değil. Onun için istihbari bilgileri bilemediğin zaman bir şeyde hüküm vermekte güçlük çekiyorum. Gerçek de böyledir. Çünkü ölünün de hakkı var. Sade dirinin gıybeti olmaz, ölünün de gıybeti olur.
Ahirette yapışır yakana, o dirinin gıybetinden beterdir. Diriyi yanlış gıybet edersen gidersin, özür dilersin, helallaşabilirsin. Ölüyle helallaşamazsın da. Onun için tarihi yazmak çok zor şeydir. Bu zorluğun en dehşetli kısmı da istihbarattır. Evet. Bugünlük bu kadarla iktifa edelim. Cenab-ı Rabbil Alemin, hak ve hakikat namına bir şeyler öğrenmek maksadıyla buraya teşrifinizi ahirette cennet ve cemaliyle ikramda bulunarak karşılasın inşallah. Amin. Cenab-ı Rabbil Alemin İslam'ın galebesini gerçekleştirenlerden eylesin. Amin. Cenab-ı Allah neslimizi kıyamete kadar iman ve İslam üzere ipka buyursun. Bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sebkat etmiş olanların cümlesinin ruhlarını handan-u şadan eylesin. Allah-u Azimüşşan Ankara'yı bu zaman kendi lütfu kereminden halk eylediği esbab ile milletimizi hüviyeti asliyesine çevirsin. Amin. Eski şerefli mevki İslam dünyasının liderliği mevkine getirsin. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin. Ecdadımızın senin yolundaki hizmetleri hürmetine çektiğimiz çile tamam olsun. Bize ruhsatın tecelli etsin. Lütfun tecelli etsin. İslam'ın galebesini gerçekleştirenlerden addeyle bizi ya Rabbel Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi'l-Fatiha.